saatimi açmayayım. Ya her şey gelsin. Peki, peki. Sayın Başkan, değerli konuklar, değerli izleyiciler, az önce de belirttiğim gibi Muammer Aksoy hocamızı anarken işlenecek çok konu var tabii. Muammer Aksoy hocamızın katledilişinden tutalım da yaptığı yayınlar, verdiği, bıraktığı eserler, hayatı boyunca sürdürdüğü mücadele, bunlar hepsi günlerce konuşulacak konular ama ben bu kurumda görevli bir hukukçu olarak ve Muammer Aksoy hocamızın hukuk kurumunda çok uzun yıllar başkanlık yaptığını da bilerek, bu bilinçle hukuk devleti ilkesinin ülkemiz içinde ne kadar hayati bir konu olduğunu da düşünerek bu konu, kim rahmetli Muammer Aksoy hocamız bu konu üzerinde çok durmuştur, çok yayın yapmıştır, bizlere çok şey öğretmiştir. Biz ondan öğrendiklerimizi acaba ne kadar koruyabiliyoruz, ne kadar o öğrendiklerimize sahip çıkabiliyoruz? O da yetmez. Öğrendiklerimizi hocamız da öyle isterdi. Ne kadar ileri götürebildik? Bunlar hep soru işareti. Onun için ben izniniz olursa ve sizi sıkmamaya çalışarak, sizin de zaten bildiğiniz bu konuyu, hukuk devleti kavramını ya da ilkesini hep birlikte bir kez daha hatırlamaya çalışalım. Ben hatırlatmak için size bir sunum yapmak istiyorum. Önce şunu söylemek isterim. Hukuk yerel bir şey değil. Bazılarının ısrarla söylemek istediği, ısrarla aşılamak istediğinin tam tersine, hukuk yerel bir şey değil, evrenseldir. Yerel olan mevzuattır. Mevzuat adaletten ve insaftan yoksun olabilir. Ya da öyle uygulanabilir. Bu yerel bir şeydir. Onu yerel olarak düşünmek lazım. Hukuk başka bir şeydir. Hukuk uygarlığın geldiği aşamada sahip olduğu değerleri ve içinde bulunduğu çağın adalet anlayışını yansıtır. Tekrar edeyim, hukuk çağın adalet anlayışını yansıtır. İnsanlar ise hiçbir zaman içinde bulundukları çağın adalet anlayışı ile yetinmemişlerdir. Yetinmezler, yetinemezler. Hep daha iyi, hep daha gelişmiş adalet anlayışının peşinde koşarlar, koşmuşlardır. Hatırlayalım, köleci Yunan ve Roma uygarlıklarında köle hayvanla, aletle bir tutulurdu. Bugünkü deyimle eşit tutulurdu. Aristo'nun dediği gibi alet cansız köle, köle de canlı aletti. Bu da Yunan site demokrasisinde hiç kimseyi rahatsız etmezdi. Site demokrasisinin adalet anlayışına da aykırı değildi. Ancak insanoğlu o zamanda hep daha ileri bir adalet anlayışının peşinde koşmuştur. Nitekim filmleri bile yapılmıştır. Roma ünlü gladyatör Spartaküs'ün köleleri ayaklandırıp nasıl bir adalet savaşı içine girdiği, ondan sonra da Roma yolu üzerinde 6000 kölenin nasıl çarmıha gerildiğini gösteren film birçoklarımızın hafızalarındadır. Tarih zaten daha ileri bir adalet anlayışı için yapılan mücadelelere ziyadesiyle sahne olmuştur. Şimdi bu tarihi ve felsefi konuyu bir kenara bırakalım. Gelelim günümüzün hukuk anlayışına. Günümüzün hukuk anlayışı bugün mü doğdu? Hayır. 17. 18. yüzyıldan geliyor. Nasıl oldu? Avrupa ticaret burjuvazisi feodal düzenin kalıpları içine sığamaz oldu. Ve başta Fransa olmak üzere
Avrupa toplumlarında egemen bir konuma gelerek feodal düzenin kalıplarını parçaladı, imtiyazları ortadan kaldırdı. Soylulara özgü imtiyazları ortadan kaldırdı. Yerine ne koydu? Yerine soyut eşitlik kavramını koydu. Eşitlik kavramıyla, soyut eşitlik kavramıyla tutarlı olmak için de mahkemeleri bağımsız ve tarafsız olan bir şekilde düzenledi. Yeniden düzenledi. Ve bu yeni düzende yasama ve yürütme birbirinden ayrıldı. İşte bugün de bizi getiren hukuk anlayışının temelinde yatan çok özet gelişme budur. Sonra dedik ya, insanoğlu hiçbir zaman durduğu yerde durmuyor, hiçbir zaman çağın adalet anlayışıyla yetinmiyor, onu hep ileri taşımaya uğraşıyor. Yine öyle olmuş. 17-18. yüzyılın, hatta 19. yüzyıla sarkan soyut eşitlik ve özgürlük anlayışı hep sorgulanmış ve denmiş ki bu soyut özgürlük ve eşitlik anlayışı gerçek hayatta herkesin yararlandığı bir şey değil ki. İtirazlar yükselmiş, hatta sosyal isyanlar patlamış. Yeni düzen sarsıntı geçirmeye başlamış. Bunun üzerine hemen devreye sosyal tedbirler girmiş. O zamanın egemen güçlerinin akıllı yöneticileri sosyal tedbirleri devreye sokmuşlar. Hukuki güvencelere bağlamışlar. Ve günümüzün hukuk ve adalet anlayışı bugünkü şekline daha da yaklaşmış. Grev hakları, sosyal güvenlik hakları, işletme yönetimine katılma hakları gibi yeni yeni haklar tanınmış, verilmiş veya belki daha doğru tabirle alınmış. Şimdi bunları niye sunuyorum ya da bu bildiklerimizi niye hatırlatmaya çalışıyorum? Bugünkü hukuk anlayışımızı nereden geldiğini bir hatırlamakta yarar olduğunu düşünerek ve temel noktalarının kaynaklarını bir kez daha gözden geçirmekte yarar olduğunu düşünerek bunları hatırlatmaya çalıştım. Şimdi şunu söyleyelim. Şunun altını çizeyim. Hukuk devleti ilkesi, ki konuşmamın başında da Muammer Aksoy hocamızın uğruna ömür tükettiği bir ilke, bizim icadımız bir ilke değil. Bu ilke Batı'nın icadıdır. Batılı bir ilkedir. Ve orada gelişmiştir. Bizim hukukumuza 1961 anayasasıyla girmiştir. Ki Muammer Aksoy hocamız da 1961 anayasasının hazırlanmasında büyük katkılar sunmuş, komisyon sözcülüğü yapmıştır. O anayasaya girmiştir. Bize özgü olmayan, bizim icadımız olmayan bu ilkenin, bu temel ilkenin, hukuk devleti ilkesinin kendimize göre tanımlanması doğru olmaz. Eksik olur, yanlış olur. Bu ilkenin neyi kapsadığını, içinde neler taşıdığını bilmek için bu ilkenin en gelişmiş halini benimseyip uygulayanlara bakmak lazımdır. Ancak örneğin nerede en gelişmiş varsayalım ki Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde oradaki uygulamalara bakmak bize doğru sonuçlar verir mi? Oradaki uygulamalar ihtiyaçlara uyarlanan uygulamalardır. Dolayısıyla bize ilkesel sonuçlar vermez. Bazı bilgiler verir hiç şüphesiz ama ilkesel sonuçlar vermez. Peki hukuk devleti ilkesinin içini dolduran ilkesel sonuçları nereden öğreneceğiz?
İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına bakmak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası bir mahkeme ve Türkiye'nin de 1987'den 1990'dan itibaren önünde yargılandığı, taraf olduğu ve kararlarla uygulamak zorunda bulunduğu bir uluslararası mahkeme. Bu birçoğumuzun hoşuna gitmeyebilir. Hoş da olmayabilir. Fakat ne yapalım ki biz bu mahkemenin önündeyiz, bu mahkemeye hesap vermek durumundayız. Anayasamız gereği öyle, anayasamızda da bu konuda hüküm var. Dolayısıyla bu gerçeği kabul ederek, bu gerçeği bilerek bu mahkemenin vermiş olduğu kararlardan bazı ilkeler çıkarabiliriz. Burada bir parantez içi bilgi sunmak istiyorum. O da şudur. Türkiye'de hep biliriz, işte hep de duyarız. Birçoğuna da belki inanmayız ama söylenir, söylendir. İşte reform yapılıyor. Hukuk reformu, adalet reformu vesaire bilmem kaçıncı paket, 1, 2, 3, 5 diye sıralanarak giden çeşitli paketler filan. 1900, şunu da kabul etmek lazım, hepsi gerçeği yansıtmıyor olabilir, hepsi reform niteliği taşımıyor olabilir ama iyileştirme içeren paketler de var ve bu iyileştirmeler, onu söylemek istiyorum esas bu parantez için bilgide, bu iyileştirmeler 1992'de başlamıştır. Eski Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'nun gözaltı sürelerinin azaltılmasıyla başlamıştır ve 2013'e kadar sürmüştür. Çeşitli temel yasalar, çeşitli yasalar ve hatta anayasa değişikliklerini içeren bir dizi iyileştirme tırnak içinde ya da Avrupa standartlarına yaklaşma süreci yaşanmıştır. 20 yıl, 1992-2013. Bu parantezin en önemli bilgisi şudur. 1992'den 2013'e kadar süren bu süreç, iyileştirme süreci, Batı standartlarına yaklaşma süreci, ne derseniz deyin, bu süreç birçoklarının kabul etmemesine, itiraz etmesine, hayır öyle değildir demesine rağmen gerçek şudur. Bu sürecin gerisinde yatan gerçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin de uygulamak zorunda olduğu ihlal kararlarıdır. Bu aslında ilginç bir çalışmaya konu olabilir. Her iyileştirici yahut iyileştirilen maddenin altında bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı yatar. Hem temel yasalardaki değişikliklerde hem anayasada yapılan değişikliklerde bu gerçek yatar. Bunu siyasiler kabul etmek istemeyebilirler, olabilir. Parantezi burada kapatıyorum. Bu şunun için çok önemlidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eninde sonunda uygulanmak zorunda olan kararlar üretmektedir. Bu faiziyle yıllar sonra da olsa faiziyle tazminatlar ödeyerek, cebimizden daha çok paralar ödeyerek uygulamak durumunda da olsak uygulanmak zorunda olan kararlardır. Dolayısıyla ve sonuç olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından çıkarabileceğimiz ilkeler gerçekten önemlidir ve ilke bazında bu kararlar büyük önem taşımaktadır. Yalnız şunu da söyleyip başka bir konuya geçeyim. Bu ilkeler asla donmuş ilkeler değildir. Bu ilkeler her gün ileriye doğru gelişir. Bugün tamam bütün ilkeleri topladık, işte budur, tamamdır dediğimiz anda bir yeni ilke,
hukuk devletini zenginleştiren, geliştiren bir yeni ilke katılmış olabilir. Bu bilinçle olaya bakmamızda yarar vardır. Onun için zaten ben de hukuk devleti ilkesini Muammer Aksoy hocamızdan öğrendiğimiz şekilde o unsurları taşıyarak, o unsurları içererek, ondan öğrendiğimiz tanımlarla size sunacak değil. Muammer Aksoy hocamız da böyle olmasını istemezdi. Onun için benim size sunumumun konusu hukuk devleti nedir değil, hukuk devleti ne değildir? Ne olmadığını bilirsek onu daha zenginleştirmemiz daha kolay olur. Evet, başlayalım. Hukuk devleti ne değildir? Bir defa insanların amaç yerine araç ya da birer hiç, bunu çok duyduk, insanoğlu hiçtir filan, böyle veda konuşmalarında dokunaklı olsun diye söyleyen üst düzey yöneticileri gördük. İnsanoğlu hiçtir, hayır. İnsanların amaç yerine araç ve birer hiç sayıldığı bir düzen değildir hukuk devleti. Yasama ve yürütme güçlerinin tek elde toplandığı bir düzen değildir hukuk devleti. Yargıçların yasama ve veya yürütme tarafından yönlendirildiği ve baskı altına alındığı bir düzen değildir hukuk devleti. Yargıçların ve savcıların iktidar sahiplerinin hoşuna gitmeyen kararlar vermeleri veya soruşturma açmaları durumunda sürgün edildikleri veya hapse atıldıkları bir düzen değildir hukuk devleti. Sürgüne biliyorsunuz yer değiştirme deniyor. Yargı kararlarının uygulanmadığı ve savsaklandığı bir düzen değildir hukuk devleti. Bir başka ne değildir sorusuna cevap. Yargıçların iktidar sahiplerine siyasi çıkarları doğrultusunda karar verdiği, savunma hakkına saygı duymadığı, yapılan savunmalara kulak asmadığı, sahte delillere ve düzmece gizli tanıklara dayanarak insanları mahkum ettiği bir düzen değildir hukuk devleti. Yargıçların iktidar sahiplerinin hoşuna gitmek için inandırıcı gerekçeler bulmadan insanları özgürlüklerinden yoksun bıraktığı bir düzen değildir. Başka ne değildir? Yasama, yürütme ve yargı mensuplarının kamu gücünü kullandıkları bilincine sahip olmadıkları, yani kendilerine verilmemiş yetkileri kendilerinde hak görerek yetki aşımında rahatlıkla bulunabildikleri bir düzen değildir hukuk devleti. Yasama, yürütme ve yargı mensuplarının ölç alma duygusuyla yetkilerini kötüye kullanabildikleri bir düzen değildir. Başka ne değildir? Yasama, yürütme ve yargı mensuplarının denetlenemediği ve hesap vermediği bir düzen değildir. Başka ne değildir? Yasamanın siyasetin gereği diyerek, bunu çok sık duyarız, siyasetin gereği diyerek özgürlük ilkesini hiçe sayan, hukuka ve çağdaş adalet anlayışına ve yargı kararlarına aykırı yasa çıkarabildikleri bir düzen değildir hukuk devleti. Yasa uygulayıcıların, yani yürütmenin ve yargının yasaları özgürlük ilkesini ve çağdaş adalet anlayışının olmazsa olmaz unsurlarından olan insaf kavramını gözetmeksizin yorumlayıp uygulayabilecekleri bir düzen değildir. Başka ne değildir? Kamu düzenini insan hak ve özgürlüklerinin sağlandığı ve korunduğu bir hukuk düzeni değil de baskı düzeni zannedenlerin iş başında olduğu bir düzen değildir. Güvenlik güçlerini
insan hak ve özgürlüklerinin koruyucu güvencesi ve zorbalığa karşı sığınılacak bir sığınak değil de muhalifleri ezen, yıldıran, sindiren bir kaba güç olarak kullananların iş başında olduğu bir düzen değildir bu devlet. Güvenlik güçlerinin, iktidar sahiplerinin işaret ettiği kişilerin başını belaya sokmak için sahte delil ürettiği bir düzen değildir hukuk devleti. Başka ne değildir? Muhalefete katlanamayan, yasama ve yönetim süreçlerine çoğulcu katılımı reddeden, her türlü eleştiri ve ifade özgürlüğünü şeytanlaştıran, insanlardan ceset kadar dirençsiz olmalarını bekleyen bir anlayışın egemen olduğu bir düzen değildir bu. Toplumun çeşitli kesimleri üzerinde sarsıcı, şok edici ve rahatsız edici etki bırakan ifadelerin özgürce kullanılmasının korunmadığı bir düzen değildir bu devlet. İnsanların anayasal haklarını kullanırken, görüş ve düşüncelerini ifade ederken, toplantı ve gösteri yaparken, başıma bir bela gelir mi? Sakat kalır mıyım veya canımdan olur muyum korkusuna kapıldığı bir düzen değildir hukuk devleti. Güvenlik güçlerinin silahsız göstericilere ve toplantı yapanlara öldüresiye müdahale etmesine göz yumar. Hatta böyle olmasını isteyen yöneticilerin ödüllendirildiği bir düzen değildir hukuk devleti. Başka ne değildir? Ülkede zulüm görenlere, felaket sedelere, ayrımcılığa uğrayanlara, güvenlikleri tehlikede olanlara ve zorda kalanlara, el uzatmayanların iş başında olduğu bir düzen değildir. Kamu kaynaklarını kamu yararı için değil de siyasi bir grubun iktidarı ve çıkarı için hesap vermeksizin harcayanların iş başında olduğu bir düzen değildir. Değerli izleyiciler, bu listeyi daha da uzatabiliriz. Sizlerin de mutlaka bu listeye ekleyecekleri vardır. Bunlar sadece birkaç örnektir. Ama hukuk devletinin ne olmadığını bir miktar anlatan, bir miktar gözler önüne seren cevaplardır. Bu listeye sizlerin ekleyecekleri olabilir, zamanla yenileri de eklenecektir. Onları da bu listeye eklemek lazımdır. Şimdi izninizle başka bir konuya geçeyim. Süreme de bakıyorum. Bu da hukuk devletinin ne olmadığını hep birlikte bir kez bir hafıza çalışması yaparak hatırladıktan sonra bize Avrupa Birliği nasıl bakıyor? Hani bir ara Avrupa Birliği peşinde koşuluyordu, işte gireceğiz, girdik, alıyorlar, işte bizi arıyorlar da bulamıyorlar, yerde ararken gökte bulamıyorlar vesaire vardı ya. Şimdi de yine sanki alınacakmışız gibi çalışmalar yapılıyor görüntüsü var filan. Şimdi bu Avrupa Birliği alır mı almaz mı bilmeyiz. Belki siz bilirsiniz. Ben bilmem. 2015'te Türkiye'nin tablosunu ortaya koyuyor. 2015 Türkiye raporu. Bunu 10 Kasım 2015'te yayınladı. Seçimlerin hemen ertesinde seçimleri bekledi. Nedense. O da bir soru işaretidir ama seçimleri bekledi bunu yayınlamak için. Seçimlerden 3 gün sonra bunu yayınladı. 10 Kasım 2015 tarihinde. 2015'te Türkiye'nin durumu nedir? Nasıl bir tablo gösteriyor? Tabii içinde bir sürü ekonomik başlıklar var, ekonomik göstergeler var vesaire. Bizi yani hukukçu olarak benim anladığım konular değil. Ben şeye baktım, işte demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti başlıkları altında bir takım tespitleri var. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti başlıkları altında tespitleri var.
Şunu biliyoruz, zaten raporda da bu yazılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında hazırlanan veya yapılan tespitler bunlar. Tespitlerle fazla uzun zaman kaybetmek istemiyorum. Fakat en başta şunu söylüyor. Tespit, basındaki tekelleşme ve basın patronlarının siyasi iktidarla olan ilişkileri basın özgürlüğü aleyhinde işliyor. Basının fonlanması şeffaf değil. Bunlar alıntı. AB'nin tespitleri. Kamu reklamlarının dağıtımı adil değil. Muhalif basın üzerindeki baskı ve ayrımcılık endişe verici boyutta. Muhalif basın kendini sansürlemek zorunda hissediyor. Buna otosansür falan diyorlar ya, böyle iyi bir şeymiş gibi. Ve AB'nin bu noktada bir önerisi var. Hakaret suçu eleştiriyi engellemeyecek ve basına karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılamayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bu AB'nin raporundaki öneri. Kamu yayın organı TRT tarafsız değil. Seçimlerde bile tarafsız olmadı. Yayınların denetim organı olan RTÜK de tarafsız değil. AB'nin tespit. Geliyoruz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü aşırı biçimde kısıtlanıyor. Siyasi iktidar bu hakkı çok dar yorumluyor ve polis aşırı güç kullanıyor. Bunlar oradan aldığım alıntılar. Başka bir tespit. 2014 tarih de veriyor. 2014 başından beri yargı bağımsızlığı rafa kaldırılmıştır. AB'nin tespiti. Hani bizler söylesek başka türlü bakılır ama AB söylüyor bunu. Siyasi iktidarın hakimler, savcılar yüksek kurulundaki etkisi arttırıldı. Hakimler, savcılar yüksek kurulu üzerinden siyasi iktidar yargılamaya yani yargı organına, yargılama sürecine müdahale ediyor. Yargıçlar ve savcılar ağır siyasi baskı altında, anayasada görevleri güvencesi, coğrafi güvence bulunmadığı için, gerçekten anayasamızda yok bu güvence, bulunmadığı için yargıçlar iktidarın arzularına uygun olarak sıklıkla tırnak içinde yer değişikliğine, yani sürgüne uğruyor. Sürgün ise yargı denetiminin dışında tutuluyor. Siyasi iktidarın istemediği soruşturmaları yürüten savcı ve yargıçlar meslekten atılıyor, hatta hapsediliyor. Yani işte bir süresek yalan söyledi filan denilebilir. AB'nin tespitleri. Bu durumdaki yargıçlar siyasi iktidarın arzuları yönünde karar vermek zorunda kalıyorlar. Bir başka tespit. Yargı organının ürün kalitesi düşük. AB'nin tabiri. Ürün kalitesi düşük. İddianameler ispat gücünden, gücü bakımından zayıf. Kararlar gerekçeli hukuki dayanaktan yoksun. Üst düzey yolsuzluk basının gözünden kaçırılıyor, yargı organı tarafından soruşturulmasına da izin verilmiyor. AB'nin tespiti, başka birinin değil. Geçtiğimiz Nisan ayında yürürlüğe giren şu meşhur iç güvenlik paketi var ya, polis vazife ve selahiyetleri kanununda değişiklik diyerek bir sürü başka şeylerle yapılan torba yasa Nisan 2015'te yürürlüğe giren Avrupa standartlarının gerisinde, bu bir tespit. Hükümet Türkiye aleyhindeki ahim ihlal kararlarında belirtilen ihlallerin tekrarını önlemek niyetinde gözükmüyor. Hükümet kendi hazırladığı 2014 yılında böyle bir şey var. Hatta bakanlar kurulu kararı var. Tarihini vereyim.
24 Şubat 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, resmi gazetede yayınlanma tarihi 1 Mart 2014. Adı Eylem Planı. Bu eylem planı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhinde vermiş olduğu ihlal kararlarının tekrarını önlemek için Türkiye'nin yapması gereken işleri içeren bir plan. 1 Mart 2014 tarihli resmi gazetede bunu bulabilirsiniz. Avrupa Birliği de bunu okumuş. Diyor ki, hükümet kendi çıkardığı eylem planına aykırı olarak bu yasayı çıkardı. Başka tespit. 1990'larda gazeteci ve yazarlara karşı işlenen cinayetler hala aydınlatılamadı, bunu biliyoruz. Aynı yıllardan gelen yargısız infaz ve kayıp kişilerle ilgili davalar da sonuçsuz kaldı. Bu davaların çoğu 2014 ve 2015 yıllarında zaman aşımına uğradı. Cinayetleri aydınlatmak ve sorumluları bulmak konusunda ciddi bir şey yapılmıyor. Tespit. Daha bir sürü tespit var, zamanım ilerledi. Sosyal konular, yani yine hukukla ilgili sosyal. Taşeron işçiliğine çözüm getirilmedi. Geçici işçilere iş güvencesi sağlanmadı. Kayıt dışı çalışma ile mücadele edilmiyor. Bu yüzden sendikalaşma oranı giderek düşüyor. İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla mücadele yok. Denetim yok. Hükümetin grev erteleme yetkisi ve zorunlu tahkim grev hakkını kısıtlıyor. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen memurlara grev hakkı hala tanınmıyor. Avrupa Birliği tespitli. Daha başka tespitler var. Son şunu söyleyip başka bir konuya geçeyim. Kadına karşı ayrımcılık ve şiddet devam ediyor. Şimdi bu tespitler, başka tespitler de var ama hepsini şurada sayıp döksek yine eksik kalacak. Bizim burada buna ekleyeceğimiz bir sürü tespit olacaktır muhakkak. Eksik olduğunu bilelim ama ciddi tespitler olduğunu da göz ardı etmeyelim. Sonuna geldim. Değerli Başkan, sizin sabrınızı ve sizlerin sabrını fazla zorlamak istemiyorum. Bu tablo iç açıcı bir tablo değil. Bunu zaten biliyoruz. İki gün evvel, Cuma günü, geçtiğimiz Cuma, yani 29 Ocak günü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her yıl yaptığı gibi yine aynı tarihte, hep de bu tarihlerde yapar. Geçtiğimiz yılın, yani geçen yılın bir istatistiki tablosunu ortaya çıkarır. Bu geleneksel bir uygulamadır, bunu yapar. İki gün evvel çıkardığı istatistik, taze, taptaze, böyle dumanın üstünde istatistik. Orada ilginç bilgiler var. Şimdi bu istatistik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yargılanan 47 ülkeyi kapsıyor, 47 ülke. Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke var. Bunların hepsi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yargılanıyor. Malum. Türkiye'de bunlardan biri. Şimdi bu ülkelerin içinde işte Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler de var. Rusya ve Türkiye gibi insan haklarından sorunları olan, sıkıntıları olan ülkeler de var. İsveç, Norveç, Hollanda'da hiçbir sıkıntı yok, var tabii ama göreceli olarak Rusya ve Türkiye'ye göre çok daha düşük. Şimdi uzun uzadıya istatistiklere boğulmayalım. İki önemli husus var. Adil yargılanma ve etkin soruşturma haklarının ihlali. 2015 yılında istatistik, gün evvel yayınlanan istatistik. 2015 yılında Rusya adil yargılanma ve etkin soruşturma haklarının ihlali
başlığı altında 39 ihlal kararı yemiş. Türkiye seviniyoruz. 34 ihlal kararı yemiş. Biraz arkasında aramızda 5 var. İkinciyiz ama. Yani 47 ülkede birinci Rusya, ikinci biz. Birinci değiliz ya. Seviniyoruz. Peki ifade özgürlüğü ihlali bakımından bundan çok daha fazla sevinmeye hakkımız var. İfade özgürlüğü ihlalinde açık ara öndeyiz. Birinciyiz. 2015 yılında 10 tane ifade özgürlüğü ihlal kararı çıkmış Türkiye aleyhinde. Rusya hakkında bir tane. İstatistik böyle söylüyor. Evet, yeni anayasa yapılacak deniyor. İşte sivil anayasa, sivil ne demekse, yani sivil batı dillerinde sözlüğe baktığımızda şunu görüyoruz sivilden. Sivil şöyle tanımlanıyor. Asker olmayan ve dini sınıfa mensup olmayan. Sivil bu. İki önemli bacağı var sivilin. Bir de şöyle tanımlanıyor, sade vatandaş. Zaten sade vatandaş yine batı dilinde, yani sivil Türkçe bir kelime değil, batı dilinde olan, dilinde olan bir kelime. Sivil, asker olmayan ve din adamı olmayan. Yani sade vatandaş. Şimdi sade vatandaşlar anayasa yapacak, öyle mi? İyi. Ne yapacaksınız bu anayasada? Ne yapmak istiyorsunuz? Bu tabloyu mu değiştirmek istiyorsunuz? Tablo mu? İşte baştan beri sunmaya çalıştık. Hepimizin söyleyeceği ve ekleyeceği çok daha fazla şey de var. Bunları mı düzeltmek istiyorsunuz? Evet derlerse o zaman onlara şunu sormak lazım. Madem öyle niye bozdunuz? Niye bugüne geldik? Niye bu tablo ortaya çıktı? Madem iyileştirecektiniz, düzeltecektiniz, niye bozdunuz? Ama ben olabilir, duymamış olabilirim, belki sizler duymuşsunuzdur. Ben bu tabloyu düzeltmek için yapıyoruz diyeni de duymadım. Belki sizler duymuş olabilirsiniz. Her neyse, son sözlerimi sunayım. Şunu belirtmek istiyorum, anayasa yapacaksanız. Sivil ya ne diyecekseniz deyin, bir anayasa yapacaksınız. Bu tabloyu da değiştirecek misiniz, değiştirmeyecek misiniz? Değiştireceğiz de diyebilirsiniz. Bu tabloyu düzelteceğiz. Günlük güneşlik hukuk devletinin işte tavana vurduğu bir işte ileri demokrasi şu bu, bunların hepsini söyleyebilirsiniz. Biz de kalabiliriz. Kalabiliriz de. Ama bir şey hatırlayalım. Darbe anayasası denilen şimdiki anayasada işkence ve kötü muamele yapmak serbest miydi? Hayır, tam başından beri yasaktır, açıkça da yazar. E peki, neler yapıldığını, ne olup ne bittiğini biliyoruz. Peki, bu darbe anayasası dediğiniz anayasada adaletli ücret hakkı yok muydu? Vardı, ta başından beri vardı. Peki, hatta 2001 yılında bir değişiklik daha yapıldı. 2001 yılında yalnız dikkatinizi çekerim. Orada dendi ki asgari ücretin tespitinde geçim, asgari ücretin tespitinde geçim koşullarına da dikkat edilecek dendi. E dendi de asgari ücret sefalet ücretinden kurtuldu mu? Peki, Anayasanın 34. maddesi toplantı ve gösteri yürüyüşünün önceden izin almaksızın düzenleneceğini yazmıyor mu? Bu yeni bir şey değil. Bu ta başından beri 1985-82'den beri var. Yazmıyor mu? Yazıyor. Peki nasıl olduğunu bilmiyor muyuz? Yargı kararlarına gecikmeksizin uyulacağı,
Yasama, yürütme bunu açık açık saymış anayasanın 138. maddesi. Yasama, yürütme ve idare. Yani kamu gücünü kullanan her kim ise o, herkes yargı kararlarına gecikmeksizin uyacak, bu bir anayasal zorunluluktur demiyor mu? Bunu yeni de demiyor, 82'den beri diyor. Ne olduğunu bilmiyor muyuz? Nasıl saygı gösterildiğini görmüyor muyuz? Peki, demek ki son söz. Felsefeci Profesör Kuchuradi'nin dediği gibi, anayasayı ve yasaları değiştirmek yetmez. Kafaları ve zihniyeti değiştirmeden olmaz. Hepinize teşekkür ederim. Sevgili sunucu biraz süreyi aştı ama o kadar güzel ve dolu içerikli bir konuşma yaptı ki ben de sizin saatlerinize, dinlemenize kısmet istemedim. Şimdi isterseniz sevgili arkadaşıma da aynı süreyi verebiliriz. Pardon. Nasıl? Önce bir sohbet edebilir miyiz? Hayır, bitsin. Ondan sonra sorularınız varsa. Ben hocaya sadece hocama diyorum artık ifade böyle olduğu için. Türkiye'ye bir kere hukuk devleti ne değildir derken Türkiye'yi çok güzel anlattı ve kısa bir özet olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların hepsi Türkiye'de var olan ve hiçbir zaman hukuk devletiyle bağdaşmayan konulardı. İkincisi tabii Avrupa Birliği'ne eklemek lazım bu durumda. Avrupa Birliği bu Türkiye'yi buraya getiren 2002'de AKP iktidara geldiğinde Popoyan değil miydi? O buraya getirmiyor muydu? Biz bunları söylediğimizde Avrupa Birliği niye bizi dinlemedi de AKP'nin arkasından gitti. 2010'da anayasa değişikliğinde tam tersine hürriyet, özgürlük gelecek diyordu. Yani bağımsızlığı diyordu. Şimdi o anayasadan sonra ve o anayasayla başlayan süreci suçluyor. Aslında onlara da günaydın demek lazım. Biraz daha duygulu, hani var ya o işaret, öyle olmaları gerekir. Artık akıllarını baştan toplasınlar ama çok geç kaldılar. Ben bunları söyledikten sonra tekrar teşekkür ediyorum ve sevgili arkadaşım Özgür Şimşek daha popüler ve kusursuz biraz aktaracaksınız ama daha güncel olacak herhalde. Peki, buyurun. Evet, teşekkür ederim. Ben daha güncel konulardan bahsedeceğim ve süreyi oranı daha kullanacağım, daha az kullanacağım ve soracağım da zaman kalabilsin. Evet. Bu sabah da her sabah gibi sıradan bir güne kalktık hepimiz. Ve günlük gazeteleri elimize aldık. Günlük gazeteleri elimize aldığımız zaman çok da değişen bir şey bugün de gördük. Örneğin yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine başkanlık sistemini tutturmuş. Her tarafta konuşmaları yapıyor. Toplumsal muhalefeti örgütlemesi gereken partiler ise üst satıra sıkışmış, parti içi kavgalarıyla ancak yapılabiliyor. Yine gazetenin son sayfalarına spor haberleri süslüyor ve spor haberleri daha ciddi okunuyor, daha çok takip ediliyor ilginç bir şekilde. Bir de gazetelerin magazin ekleri var, şekil kimle birlikte gününü geçirmiş, kimden ayrılmış, kimle birlikte çıkmaya başlamış, ne giymiş, nereye gitmiş. Bunlar yer alıyor. Sanatçı duyarlı herhalde en yüksek olan ülkelerden birisi. Sanatçılarımızın bir kısmı akil adamlar içerisinde yer alarak bunu gösterdi. Evet, yani toplumsal konuda duyarsız değil sanatçılarımız. Bir de gazetelerin yine ilk üçüncü sayfasında yer alan haberler var. Bunlar da artık çok sıradanlaştı. Hiçbirimiz tepki göstermiyoruz. Birkaç tanesine ben şuraya not aldım, neler demeyeyim. İşte bugünkü gazetede vardı, İstanbul'da iki kadın daha erkekler tarafından katledildi. Bir tanesi eşiyle tartışmış, nedeni bilinmiyor, sonra öldürmüş koca. Bir tanesi de erkek arkadaşından, sevgilisinden ayrılmak istemiş, vücudunu 11 kurşun bulmuş. Bunun gibi haberlerden birkaç tane daha söyleyeyim. Edirne'de emekli polis boşanma davası açan eşine duruşmadan 12 saat önce hemşirelik yaptığı hastanenin önünde
Dört kurşun da olurmuş. Tarsus'ta kocasına boşanmak isteyen kadın Umarca öldürülmüş. İzmir'in Ödemiş ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşla tartışan kadının başı duvara vurula vurula öldürülmüş. Niğde Kemerhisar'da iki ay önce evlendiği eşinin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulunan kocanın aslında karısını öldürüp bir su kanalına attığı anlaşılmış. Ve en son sanal medyada da çok konuşuldu bu. 19 yaşında bir genç kızımız evine giderken Bağdat Caddesi'nde tecavüze yani sabaha doğru saat 3'te orada ne işi vardı diye bir kısım değerlendirmeler yapıldığı için belki sanal medyada çok tartışıldı. Bunun gibi haberler artık çok sıradan başladı ama ben size yine de nereye geldiğinizi görmeniz açısından istatistikle biliyorum. 2002 yılında resmi verilere göre Türkiye'de 66 kadın cinayet işlemiş. 2007'de bu sayı 11'e çıkmış. 2015 yılında ise yine resmi kayıtlara göre 303 kadın eşi birlikte yaşadığı erkek arkadaşı veya yakınları tarafından öldürülmüş. Birleşmiş Milletler bu verileri vermiyor yalnız. Türkiye'deki veriler var. Peki Birleşmiş Milletler ne demiş bu dönemde? 1995'te 564 olan kadın cinayeti 2002 yılında 1399'a kadar çıkmış. 2013 yılında ise 1038 kadın öldürülmüş. Birleşmiş Milletler'e göre Türkiye'de yılda ortalama 1000 kadın cinayeti kurbanıdır. Peki bunca kadın cinayeti işlenirken bizim yargımız ne durumda? Ne yapmış? 2002 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla açılan dava sayısı sadece 4988. Yani bu şunu gösteriyor. Yani bizde bu suçlar işleniyor ama aile içerisinde kapatılıyor ve belgeye çok aksettirilmiyor. Yardım aksedenler konusunda ne karar vermiş? 4988 davanın 1811'inde beraat kararı vererek sonuçlanmış. 2013 yılında da yine cinsel saldırı suçlaması açılan dava sayısı 7778. Bunların da 2918'e beraat sonuçlanmış. Ve bu veriler bir şey gösteriyor. Yargı ya da geniş anlamda hukuk yalnız başına bu sorunu çözemiyor. Bu sorunu çözebilmek için kadın örgütleri diyor ki, hocam da aynı şeyi söyledi, zihniyette bir değişiklik olması gerekir. Zihniyette bir devrim olması gerekir. Acaba bunu Türkiye başarabilir mi? İçinde bulunduğumuz yönetimin, iktidarın birkaç tane sözünü aldım. Recep Tayyip Erdoğan ne demiş? Bir gösteride tankın üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Dilşat Aktaş adlı kadın için o kadın mıdır, kız mıdır, şey, o kadın kız mıdır, kadın mıdır bilemem. Yani şimdi zihniyet bu. Başka bir konuşmasında yine Recep Tayyip Erdoğan diyor ki her kürtaj bir Uludere'dir. Kürtajı cinayet olarak görüyor. Yani hem hukukçu hem doktor. Arada bir de Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Değerlendirmesinde bulmuş. Yine Bülent Arıç o zaman hükümet sözcüsüymüş. Demiş ki iffetli kadın herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Yine evet Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında diyor ki kadın ile erkeği eşit konuma getiremez. O fıtrata terstir. Yine bir başka konuşmasında yine Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kızlı erkekle aynı evde kalıyorlar. O zaman bu zihniyetin kadın cinayetlerine çözüm üretmesi mümkün gözükmüyor. Yasa çıkarsanız da zihniyet bu olduğu sürece sorunu çözemezsiniz. Çözemiyorsunuz. Çözülememiş. Oysa bir toplumun
vurgarlık düzeyini öğrenmek isterseniz o toplumun toplumdaki kadının yerine bakmanız gerekir diyor işte bu konunun uzmanları. Yine burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kadını aile içi şiddetten etkili korumadığı için mahkum ettiği tek ülke Türkiye. Maalesef. Kadın cinayetlerinde bu kadar çaresiz kalan yargı, hukuk ve başka cinayetlerde nasıl bir tavır sergilemiştir bu dönemde, uğursuz yıllarda? Hemen onlarla ilgili birkaç tane bilgi vereyim. 1993 yılından 2011 yılına kadar resmi kayıtlara geçen fail meçhul cinayet sayısı 1857'dir. Bunların hala failleri bulunmamış. Bunlardan birkaç tanesi de burada hemen isimlerini söyleyeyim, tanıdık isimler. Uğur Mumcu, zaten bilmem. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Binbaşı Erseler, Albay Rıdvan Özden, Ahmet Taner Kışfalı gibi isimlerin hala biz failların bulunmasını bekliyoruz. Yargı bu konuda da çaresiz olduğuna göre, kadın cinayetlerinde çaresiz durmuyor, artarak devam ediyor. Fail meçhul cinayetler konusunda da yetersiz, başarılı bir sınav veremiyor. Başka konularda acaba yargının tavrı ne olmuş? Bakalım. Yine bunlar gazete haberleri. Bildiğimiz şeyler. Malatya'nın Hekimhane ilçesinde bir lokantada aşçı olarak çalışan 39 yaşındaki Celal Kayın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bu yargı tutuklamış. Erzurum'un Kırımkaya köyünde oturan bir şehit yakınını Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yine bu yargı tutuklamış. Konya'da 16 yaşındaki lise öğrencisini devrim şehidi Kubra'yı anma töreninde yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yine bu yargı tutuklamış. Girdiği hakemlik savcı yazı sınavında, ki bu benim bir meslektaşım, ilkini 85 puan gibi yüksek bir puanla yazılı kazanmış bir meslektaşım. Ama sözde elemişler. Yılmamış. Bir kez daha sınava girmiş. Yine kazanmış yazı sınavını. Yine sözlü sınavına çıkmış. O sözlü sınavda Cumhurbaşkanı'na, Recep Tayyip Erdoğan'a faşist dediği iddiasıyla bir hukukçu, bir avukat yine bu yargı tarafından tutuklanmış. Yani demek ki aslında işine geldiği konularda çok hızlı kararlar verebiliyor. Buraya ben de biraz parantez şey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bahsettiği için meslektaşım. Ben de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni parantez olarak söyleyeceğim. Hakaretler konusunda verdiği kararlar nasıl? Yani bize hızlı hızlı tutuklanıyor da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne kararlar veriyor? Diyor ki, bir genel değerlendirmesi var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Siyasetçilerin sıradan insanlardan daha ağır sözlerle eleştirebileceği, siyaset alanında çalışma yapmaya karar verenlerin bunu göğüslemeyi peşinen kabul etmiş sayılmaları gerektiği görüşünde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Türkiye ile ilgili verdiği bir karar var. Şu sözlere hakaret olmaz demiş. Şişman, şişko, yalancı, iftiracı, dar kafalı, tekerin patlasın, Allah belanı versin. Bu sözlere dönemin bakanlarından Ekrem Akdemir'le yine dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e söylemiş. Ve burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakaret suçunun oluşmayacağı görüşüyle karar vermiş. Yine başka ülkelerden birkaç örnek vereyim. Sıradan bir Fransız vatandaşı dönemin Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye defol git, seni pislik diyor. Yani bunda da hakaret suçunun oluşmadığına karar veriyor. Avusturya Başbakanı'na söylenen birkaç söz var. Ahlak dışı, şerefsiz deniyor başbakana. Burada da hakaret suçunun oluşmayacağı karar veriliyor. Yine Avusturya'da Avusturya Özgürlük Partisi lideri Haydar'a söylenen bir söz var. Bir gazeteci bunu söylüyor. Geri zekalı diyor. Burada da hakaret suçunun oluşmadığı karar veriliyor. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
hakaretle ilgili siyasetçilerin daha geniş bakmaları gerektiği görüşündeyken, Türkiye'de maalesef artık Cumhurbaşkanı'na karşı ağzınızı açtığınız anda tutuklanma riskiyle karşı karşıyasınız. Öyle olaylar anlatılıyor ki, sıradan bir trafik münakaşasında polis hiç alakasız bir şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret etti diye seni apar topar götürüyor polisi tartıştığınız. Götürüyor, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiştir diyor. İki tane de tutanak tutuyor, adam tutuklanıyor. Aslında adi bir trafik tartışması. O noktaya geldi ülke. Yargı da bu nokta tabii. Aynı yargı başka neler yapmış bu dönemde? 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarını bu yargı kapatmış. Kapatmakta kalmamış. Bu soruşturmaları yapan savcıları görevden almış. Bir de tutuklanmalarına karar vermiş. Ha, bu arada el koydukları paraları da faizle birlikte iade etmişler. Yine yargı kararına. Yine bu yargı Deniz Feneri dosyasını, yolsuzluk dosyasını kapatmış. Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcıları da yargılamış. Allah'tan beraat kararı verdiler. O yargıladılar. Yine bu yargı İstanbul Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine kamuoyunda balyoz davası olarak bilinen davanın bir duruşmasında adil bir yargılama yapılması, usul kurallarına uyulması, avukatlık mesleğinin onurunun korunması ve avukata hakkı olan saygının gösterilmesi talebinde bulundukları için yargı görevini yapmanı etkilemeye teşebbüsten haklarında soruşturma yapmadılar ve de dava açtılar, yargılama yaptılar. Yine bu yargı bazı konular dediğimde çok hızlı. Ankara'daki barış mitinginde yapılan bombalı saldırıyla ilgili pat diye gizli kararı verdi. Artık biz o soruşturmanın nasıl yürüttüğünü bilmiyoruz. Aynı yargı Sultanahmet katliamı olarak bilinen canlı bomba saldırısında da anında yayın yasağı kararı verdi. Evet, yine aynı yargı Cumhuriyet'te yapılan bir haber nedeniyle de Can Dündar ve Erdem Gül'ü de hala serbest bırakmıyor. Tutukladı ve hala da serbest bırakmıyor. Bu arada tutuklama kararını veren yargıçlar Sultanahmet'teki katliamda gizli kararını veren yargıç aynı yargıçtır. Bunu da parantez içindeyim. Yine aynı yargı kamusal alanlarda türbanı serbest bıraktı. Yani bu serbestlik kararı ile türban ilkokullara kadar girdi. Evet. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan yargıya yardımcı olmuyor mu? Aslında oluyor. Yine kamuoyunun balyoz ve ergenekon davaları olarak bilinen davalarda ben de bu davaların savcısıyım. Ama sonra ne olduysa kendisi dışındaki tüm savcıları tutuklattı. Yani o davadaki tüm savcıları tutuklattı. Tutuklama kararı verdi. Verdirdi. Görevlerden almadı. Yine bu yargı Soma'da 301 işçinin öldürüldüğü davada hala karar veremedi. Demek ki bu yargı istediği konularda çok hızlı karar verebildi bu süreçte, uğursuz yıllarda. Ama istemediği konularda, zorlandığı konularda biraz işi ağırdan aldı herhalde. Evet, peki durum böyleyken halkımız ne düşünüyor acaba diye Kadir Has Üniversitesi bir araştırma yapmış. 2013 yılında yapılan bir araştırma. Halkın sadece %24.2'si yargının bağımsız olduğunu düşünüyor. Ve yine halkımızın %58.4'ü yargının siyasallaştığını düşünüyor. Yargıya güvenenlerin oranı ise sadece ve sadece %26.5. %26.5. Yani yargıya güven kalmış. Peki uğursuz yıllarda yargı bu durumdayken şu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu bir kısmı da kendisinin düzenlediği yasal düzenlemelerle ilgili ne diyor? En son kaymakamlara yaptığı konuşmada demiş ki statükonun gardiyanlığını yapan bir bürokrasi ülkeye patinaj yaptırır. Mevzuat şöyledir, böyledir. Mevzuatı koyun şöyle bir tarafa. Ben bunu bu şekilde yaparım diyeyim. Ve yapın. Açıkça diyor ki kaymakamlara yasaları uygulamayın. Mevzuat dediğimiz yasalar, yasal düzenlemeler. Hukuku diyor, kaldırın efendim. Yapın geçin diyor. Cumhurbaşkanı diyor. Aynı Cumhurbaşkanı bundan bir süre önce zaten başka bir şey daha demişti Ağustos ayında. İster kabul edin, ister etmeyin. Türkiye'de sistem değişmiştir. Ben artık bu değişikliğe göre icraat yapan bir cumhurbaşkanıyım. Kanunları ve anayasayı da bana göre değiştirin kardeşim. Anayasayı açık açık ihlal etti. Ve kendisinin seçilmesini sağlayan anayasayı ayaklara attı. Hukuk bu durumda. Evet. Bunlar gösteriyor ki Atatürk ve yol arkadaşlarının halk ile el ele uzun mücadelelerle kurduğu cumhuriyet yok edilmeye çalışıyor. Burada istenen bir şey var. Cumhuriyeti yok edelim. Ne getirelim? Türk tipi başkanlık sistemi. Türk tipi başkanlık sistemi. Şimdi tutturdular Türk tipi başkanlık sistemi. Her tarafta bunu söylüyor. Sorarsanız eğer ve zamanım olursa bir parça bahsedeceğim. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Oysa yani bu her konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın Türk tipi başkanlık sistemini dile getirdiği ortamda Türk halkının acaba gündeminde anayasa değişikliği var mı? Aslında bu veriler 2013 yılına ait, 2013 yılında 14 yılında yayınlanan veriler. Ama yani bugün de sadece sıralamada belki biraz değişiklik olmuştur. Ama vereceğim. Türk halkının gündemi ne? Türk halkı Türkiye'nin en önemli sorunu olarak neyi görüyor? İlk sırada %29.3 ile işsizliği sorunu olarak görüyor. İkinci sırada 28.9 ile ekonomik nedenleri, üçüncü sırada ilginç bir şekilde listeye girmiş, sıralamaya girmiş, daha önce yok. %14.2 ile yolsuzluğu sorun olarak görüyor. Dördüncü sırada %12.3 ile ekonomik krizi, beşinci sırada %10.9 ile ayak pahalılığını, altıncı sırada %5.7 ile gelir dağılımındaki eşitsizliği. Yedinci sırada da bu anket yapıldığı zaman çok gündemli değildi. %4.7 ile terörü görüyor. Ama bugün bu terörle ilgili değerlendirme birazcık daha fazlalaşmıştır. Evet, yükselmiştir. Evet, evet. Ama bu ilk 7 içerisinde şöyle bakıyoruz, 5 tanesini ekonomik sorunlar kaplıyor. 5 maddi. Yani Türk halkının gündeminde ekonomik sorunlar var, işsizlik var, geçim var, açlık var. Ama Cumhurbaşkanı'nın gündemi farklı. Cumhurbaşkanı'nın gündemi başkanlık. Evet. Ben bir veri daha vereyim burada. Sizi çok sıkmak adına hemen onu da söyleyeceğim. 2004 yılında Türkiye'de yapılan ilamsız icraatlar, bir de ilamlılar var, onu buraya ilave etmedim. İlamsızları görün diye sadece söylüyorum. 7.220.000 iken 2014 yılında yapılan ilamsız takip sayısı 20.126.000'e çıkmıştır. Bu da aslında Türkiye'deki sorunun, Türk halkının sorunu, Türkiye'nin sorunun ekonomik olduğu, ekonomik nedenlerden kaynaklandığını gösteriyor. Evet, bir de ısrarla üzerinde durulan bir şey var, anayasa değişikliği. Ama ben rakamsal bilgiler vereceğim. Esaslara girmeyeceğim. 12 Eylül Anayasası'nın toplam madde sayısı 177 tane. 16 tane de geçiş maddesi var. 177 maddenin 76 maddesi değişmiş.
maddesi de kalkmış. İki maddelerden de bir tanesi değişmiş. Üç tane de 16 madde, 3 tane de iç madde daha eklenmiş. Ben anayasa aslında 12 Eylül anayasası olmaktan çıkmış. Yani sivil anayasa ise bu arkadaşlar yapmışlar. Bu değişikliklerin 43 tanesi AKP döneminde yapılmış. Yani 43 maddeyi değiştirmiş AKP, bir maddeyi de kaldırmış. 3 tane de iç madde eklemiş. Hani diyor ya, sivil anayasa değil, sivil anayasa değil. Ya yapmışsınız, 43 tanesini siz değiştirmişsiniz zaten. Toplamda da 76, 2 tane kalmış, 78 tane madde koymuşsunuz. Anayasa değişmesin demiyoruz. Anayasayı az önce bahsettiğim zihniyetin değiştirmesi doğru. Bu zihniyet toplumsal uzlaşmaya da açık değil. Bu yüzden bugün anayasanın değiştirilmesine biz sıcak bakmıyoruz. Bu zihniyet tarafından yapılacak değişikliğe sıcak bakmıyoruz. Ama anayasada değiştirilmesi gereken maddeler ne olduğunu biz de biliyoruz. Birkaç tane şeyden daha bahsedeyim. Ondan sonra belki soru cevapta yanıt vereceğim şeyler olabilir. Birisi Cuma izni genelgesiyle ilgili. Cuma izni genelgesinin biz anayasaya, Türk Ceza Yasası'na, İnsan Hakları Evrensel Yerlendirmesi'ne ve 657 sayılı yasaya aykırı olduğu düşüncesiyle Atatürkçü Düşünce Derneği olarak genelgenin iptali sistemiyle Danıştay'a bir dava açtık. Detayları zamanımız olursa sorarsanız anlatırım. Evet, ayrıca devlet sırrı yasa tasarı, devlet tasarı var. Henüz yasalaşmadı ama yasalaştırmayı hedefliyorlar. Yani bu yasa çıktığı zaman da bizim bu döneme yargılamamız uzunca dönem mümkün olmayacak. Orada çok tehlikeli maddeler var. Birçoğumuzun gündeminde değildir ama devlet sırrı yasası yasalaşırsa biz o zaman eyvah diyeceğiz. Bu arkadaşlar, bu insanları, bu dönemin yöneticilerine dediğim gibi uzunca süre yargılayamayacağız. Çözüm süreciyle ilgili de bir cümle sorayım. Çözüm süreci hukuki açıdan vatana ihanet midir? Çözüm sürecinin bu haliyle vatana ihanet olabileceğini Abdullah Öcalan söylüyor. O bir kısım belgeler çıktı. İlginç bir şekilde o söylüyor. MHP'de vatana ihanet olduğu düşüncesiyle bir suç duyurusunda bulundu. Çözüm süreci bu haliyle bize göre de vatana ihanettir. İş güvenlik yasası ile ilgili soru gelirse detaylarını anlatabilirim. İş güvenlik Türkiye uzun bir süre önce hukuk devletinden aslında yasa devletine geçiş yaptı. Hukuk evrenseldir dedi meslektaşım. Doğru söylüyor. Hukuk evrensel, yasa devleti, eğer hukuk devletinden uzaklaşmak ve her şeyi yasa kılıfıyla yapmak istiyorsanız artık bizim adımız hukuk devleti olamıyor. Yasa devleti bu. Herhangi bir konuda yasayı çıkartırsınız. Ondan sonra da uygulamaya koyarsınız. Dersiniz ki yaptığım şeyler yasaya uygun. Ama hukuk devleti uygun olmayabilir. Bugün yapılanların çoğu da budur. AKP iktidarı yasa çıkartıyor temaden. Bir de bunu torba yasa diye gelinirseleştirdiler. Her şeyi içine sokuşturdukları bir yöntem geliştirdiler. Torba yasalarla çıkartıyorlar ve peşinden de diyorlar ki bizim yaptığımız yasal. Kendi çıkarttıkları yasaya. Yasal olabilir ama hukuka uygun olmayabilir. İkisinin de çok farklı şeylerdir. Ama iş güvenlik yasasıyla birlikte yasa devleti olmaktan da biraz bir adım daha öteye götürülerek polis devletine kesinlikle Cumhuriyeti diyebilirim. Evet, benim de konuşmalarım şimdi bu kadar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sorular. 5 dakika erken bitirdi arkadaşımız. Ama burada önce veya sonra bitirsin demiyorum. Çünkü sizin de son derece 10 dakika aşmıştı ama ben durduramadım biliyorsunuz. Çok güzeldi. Sevgili arkadaşımla 5 dakika konuşma hakkını kullanabilirim. Daha sonra konuşmalara evet, cevap vermek soru cevap tamam. Peki. Şimdi ben
toparlayayım bu durumda. Gerçi ben sizlere bir sunum hazırlamamıştım. Bir açılış konuşmasını hemen arkadaşlarım, üç kişinin konuşacağı bir yerde dördüncü bir kişinin uzun konuşması söz konusu olmuyordu ama ben de sizlere genel anlamda bu anlatımlar çerçevesinde hukuk adına genel evrensel değerler ve Türkiye'nin içinde yaşadığı bu sorun çerçevesinde bakıldığında bunu bir bütüncül anlatma noktasına varmak istiyorum. Biraz daha tabii benimki siyasi olacak. Aslında sorun, Cumhuriyet üzerinde oynanan bir sorun. Biz Cumhuriyet'in değerlerini herhalde son dönemde çok unuttuk. Daha doğrusu siyasiler eliyle ve tabii bu iç ve dış politikalar eliyle unutulmuş bir olay. Ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Şimdi birincisi bugün aldığımız Muammer Aksoy ve geçen hafta almış olduğumuz Uğur Mumcu ve onunla birlikte, onlarla birlikte aldığımız pek çok şehit, devrim şehidi adı altında andığımız kişiler var. Hepsini de sayıyoruz demiştim az önce. Gerçekten böyle baktığınızda süreç 70'li yıllarda işliyor. 70'li yıllarda bir sürece giriyoruz biz. Mesela o döneme bakın, Doğan Öz bizim gençlik dönemimiz. Doğan Öz'ün öldürüldüğünü çok net hatırlıyorum. Hatırlama değil, yaşadık içinde. Buradaki arkadaşlarım da hepsi hatırlıyordu. Devrimci bir savcıydı. Görevini baştan sona insancı, humanist ve hukuka uygun olarak yürüten bir savcıydı. Kişisel olarak da yakından tanıma imkanım olduğu için söylüyorum. Bize göre büyüktü ama bütün çevresi bizim de içinde bulunduğumuz çevreydi. Ve o dönem öldürülme olayını hatırlayın, 78 filan. Yine o dönem, yani 80 öncesindeki dönem, mesela çok net hatırladığım Bedrettin Cömert var. İsimler çoğaltılabilir, benim hemen şimdi hatırladıklarımı size söylemek istiyorum. Mesela Hacettepe Üniversitesi hocasıydı, sanıyorum sanat tarihi doçentiydi. Yine mesela Tütengi, hatırlayın nasıl öldürüldüğünü hatırlıyorsunuz. Tarihleri 70'li yıllar, 12 Mart dönemi sonrası 1980 ihtilali darbesine hazırlık, iç karışıklıkları dönemi. Yani karışıklıklar yaratılıyor, sağ sol çatışmaları korkunç. Bu anayasa bol geldi deniyor 61 özgürlükçü anayasasını. Ve o anayasa sayesinde ortaya çıkan bütün toplumsal gelişmeleri, sendikalaşmayı, dernekleşmeyi ve örgütlenmeyi ve orta sınıfın, bir işçi sınıfın oluşması, yani düşünen, sosyal ihtiyaçları olan, talepleri olan ve ülkeyi ileri götürmeye esas olan sınıf varlığı nedeniyle ilerici güçlerin yer aldığı dönem ve işte o dönemi fazla olarak iç ve dış kaynakları iç içe Türkiye'de bir darbe sürecini başlatmak üzere ki dönemi o. Sonrasında işte 80 anayasası, 82 anayasası ve 80 darbesi arkasındaki dönemi biliyoruz. Ondan sonra da mesela Muammer Aksoy'un Atatürk Düşünce Derneği'nin kuruluşu, kurucu başkanımız nedenini biliyoruz. Ve o süreçte de zaten 80 öncesinde Türk Hukuk Kurumu Başkanı. Ondan öncesi bütün hayatı mücadeleyle geçiyor. Maden yasasına ilişkin onlara dönebilirim. Verdiği 50 yılların mücadelesi. 61 anayasa sürecinde anayasa komisyonundaki bir sözcülüğü, o çalışmaları ve hep siyasi anlamda Türkiye'nin geleceğini daha ileriye taşımak için çalışmaların içinde bir detayliği var. Yine işte arkasından Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı, arkasından Ankara Baro Başkanlığı var ve Türkiye Cumhuriyeti'nin artık 80 sonrasında gerçekten bir ulus devlet modeliyle Cumhuriyet'in ilkeleri çerçevesinde bir yok edilme sürecine girdiğini gördüğü için 89'da işte derneğimizin kuruluş nedeni. Acıdır ki bir devlet kendi ideolojisini, ideolojisini tukaka yapıp, hedef alıp dış güçler, bunu söylemek zorundayız, çerçevesinde bir yıkım sürecine başladığında bu tehlikeyi gören aydın, demokratlar, yurtseverler, cumhuriyetçiler yan yana gelip, hepsi çok önemli kişiler, sonuçta bu mücadeleyi başlatıyorlar ve bizim derneğimiz bu çerçevede kuruluyor. Ama hemen arkasından 7 ay sonra, 19 Mayıs 1919'da kuruluyor,
Ve işte bugün 31 Ocak 90 yılında öldürülüyor kapısının önünde. Ama hep kapısının önünde ve o çerçevede öldürülüyor ondan sonrakiler. Ve aradaki öldürülenler hep biliyorsunuz. İşte Turan Dursun var, Bahriye Uçok var, Uğur Mumcu var. Daha sonrasında Ahmet Taner Kışlalı var, Turan Dursun var, sonrasında Ahmet Mutoğlu var. Bakın 90'lı yıllar hep hedef gösterilen Atatürkçüler ve Cumhuriyet'in hukuk devleti ilkesiyle onlara geleyim onlardan da bahsedeyim. Çünkü neye hedef aldılar onu bilmek lazım ama önce bu mücadele, yani hedef kitleyi göstermek istiyorum. Bu 2000'lere kadar böyle gitti. 2000 sonrası AKP iktidarının sonrasında verilen görev, rol sistemi değiştirdi. Yani taktiği değiştirdi. 70'li yılları öldürerek, korkutarak ama hepsinin temeli korku. Korkutarak giderken, 90'lı yıllar korkutarak öldürürken, 2000 sonrasındaki yıllarda karşı çıkan aydınlara bu sefer Barbaros Ergenekon davaları. Ve o süreç kendi içinde, yani kumpas ortaya çıkmasaydı, yanıldım deyip yön değiştirmeseydi, inanın çoğu kişi hala içeride yatacaktı. Çünkü biz mücadele ettik belki ama bu mücadeleci cephenin de seçmenin %20'sini 25'ini geçmediğini görüyoruz. Yani oy verenlerin 25'i mücadele ediyor, %40'ı AKP'ye veriyor. Aradakiler de nerede duruyorlarsa duruyorlar, yoklar. Ve şimdi o süreç devam ediyor. Kumpaslarını götürdüler ama şu anda mesela en son anayasaya bakın. O anayasanın içinde getirilen hukuki çerçeveye bakın. Tek adam diktatörlüğü kuruluyor. Hatta arkadaşım az önce bahsetti, o TÜBİTAK bir başkanlık çalışması birilerine önermişler, istedikleri türde bir çalışma yapılmış ve bütün Büyük Millet Meclisi üyelerine tek tek dağıtılmış, bir de yargı paketi dağıtılmış. İçine şöylece baktığımızda tek adam, hatta o çalışmanın içinde bile tek adam yönetimi ifadesi kelime olarak yer alıyor. Şaşkınlar herhalde. Tek adam yönetimi diyor. Evet, hani bazen iyice ne söylemek istediğini şaşırır ya, öyle. Ya tek adam yönetimi teklifte var. Ve bütün atamalar, kamu yönetiminin bütün üst yönetim atamaları, tüm yargı, bakınlar hakimler, savcılar, yüksek kurulu, mahkemeleri, hakimleri atayan, yani yüksek yargıyı ve diğer işte bütün hakimler için özel işlerin ve soruşturmalarına dair her türlü işi yapan kurum, o kurum istisnasız bir teklifte tüm üyelere Cumhurbaşkanı tarafından tanıyor. Hakimler, savcılar, yani 4'te 3'te 1 filan tümü atanıyor. Bunu Türkiye'ye dayatıyorlar şimdi. Hukuk devleti adına. Parlamenter sistem işlemiyor. Bu sistem iyi olacak dedikleri sistem Tayyip Erdoğan'ı tüm hakimler, savcılar, yüksek kuruluna atayacağı. Arkasından Anayasa Mahkemesi'nin tüm yasaların, yasamanın denetimini yapan, bireysel başvuruyla son dönemlerde çok önemli kararlar da bu çerçevede verebilen bir örgüt tüm başkan üyelerini yine doğrudan başkan atıyor. Bakın paylaşmıyor yetkiyi, doğrudan atıyor. Bu son, yani Haziran'da, Temmuz'da bunu da yatacaklar, referandumda çıkaracaklar. Onun dışında Danıştay adeta paçayı biraz kurtarmış, 1/4 oranında üyelerini atıyor. Onun tümünü atamıyor. Ama sonra ne olacak? Ötekisi de hakimler, savcılar yüksek kurulu atayacak. Onun tümünü zaten bu atamış. Bu çerçevede yürütüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya da kendisi yönet. Onun dışında MİT'in başkanı, yani sayı çok, MİT başkanı doğrudan atadığı kurumlar. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı doğrudan, şimdi de anayasada da var ama o tabii daha genişletilerek bütünüyle yönetimi, bütünüyle yargıyı zaten meclisi parti başkanlık verildiği için partiyle ilişkisi kesilmeden hem o partinin başkanı olacak hem de cumhurbaşkanlığı yapacak. Hem devleti, hem hükümeti, hem yürütmeyi temsil edecek ve de başkan kararnameleri, başkan, başkanlık değil, yani bir bakanlar kurulu değil, başkan kararnameleri çıkartıyor ve bunlar ifadede eğer bilgi eksikliği değilse o çalışmada meclise derhal sunulur ve kanunlaşır deniyor. Onaylanır denmiyor. Yani onaylama haliyle değil de bunun statü itibariyle hukuken de bu daha önce çıkarttığımız yetki yasalarına benzetiyor.
Ve o yetki yasalarında, yani geçmesi şart ama günde bir geçmesi şart değil, süreyidir vesairedir, başka türlüdür onlar. Kısa süre için uygulanır, belli konu için uygulanır vesaire. O şartları taşımadan başkanlık, ama tabii onun şartlarını kendine göre genel ahkamla kurmuş, savunma, devletin güvenliği ana kapsamı içinde başkanlık kararnamelerini bu şekilde çıkartacak. Diyeceksiniz ki meclisin de karşılığında bir herhalde bir denetimi vardır. Hayır, başkan olarak hiçbir şekilde sorumluluğu yok. Yalnız araya bir tek sorumluluk adına başbakan koymuş. Herhalde onun yerine Davutoğlu seçer çünkü çok uygun tipi. O çerçeve içinde Davutoğlu ve Bakanlar Kurulu bugünkü meclisin gen sorusunu vesaire alacak, soruşturmaları var onlara karşı. Ama tabii kendisine Cumhurbaşkanı olarak hiçbir şekilde vatanına ihanet düşünmüyorum. Ama ola ki vatana ihanet gerçekleşti. İşte üçte bir teklif etti, üçte ikiyle vatana ihanetten sorgulanacak. Yücek İvan'ı kim oluşturacak? Meclisin iki tane milletvekili ve anayasanın o mahkeme. Yani hepsini kendi atadıktan sonra yargısı da kendisi. Baktığı da kendisi, yaptığı da kendisi, ona bir olay olursa yargılanacak da kendisi. Hiçbir şekilde denetime tabi olmadan bir tek adam hükümeti, devleti getiriliyor, polis getiriliyor, faşizm getiriliyor. Şimdi bu süreci bir kenara bırakıyor. Nedir bu, bu dert niye? Çünkü biliyorsunuz Okçu Sincar'ın bir lafı var. Biz hainleri yaşatmayız ama başka ülkeleri yapmak istediğimizde hainlerle işbirliği yaparız. Bu çok güzel bir söz. Çok da çok oturuyor. 2002'de neden geldiler? Ondan önce ne oldu? Aslında Cumhuriyetimiz gerçek anlamda demokratik bir yapıya kavuşturmak için, yani demokrasi amaçlı bir hükümet biçimi getirmiştir. 24 Anayasası, 21 Anayasası'na bakıldığında savaş ve ondan sonraki yeni kurulmuş Cumhuriyet'in temelleri, atılma dönemleri bir tarafa bırakılırsa ki onlar da bugünle kıyaslandığı zaman çok daha demokratik ama 61 Anayasası'na gelen ve 80'den sonra zaten dönüşen bir hukuk devleti geriye gidişimiz var. Şimdi Cumhuriyet çok kısa bizim için bir savaşla kurulmuş bir ülkeyiz biliyorsunuz ama bu savaş sınırlarımızı birileri çizmemiş. Biz o savaşı kazanarak bu ülkeyi kurduk. Birinci önemli nokta bu. Ve savaş sürecinde 21 Anayasası meclis kuruluyor. Bir anayasa, evet mecliste güçlerin toplandığı savaş şartlarıyla bir anayasa ama anayasasız değil o savaş. Bir meclis toplanıyor, bir anayasa yapılıyor. O anayasa çerçevesinde hukuk çerçevesinde yürüyen bir savaş dönemi tarihi var. Yani hukuk iyi temelde üzerine oturmuş, yetkilerin sorumlulukları belli bir meclis hükümeti tarafından yönetiliyor. Şimdi bu çerçevede 24 Anayasası 61 vesaire genel ilkeleri artık belli olan Cumhuriyet'in kurucu ilkeleri hedefte. Kurucu ilkeleri çok basit. Savaşla anti-emperyalistik çünkü bildiğimiz bütün bir emperyalizme karşı savaştır. Bu ülkenin misafir milli sınırları içinde bu ülkenin bu tabanda oturmasını sağlamak ve sınırlarımızı çizip bir milli devlet, ulus devlet kurmak üzere. Dolayısıyla tabii savaşta karakteri bağımsızlık ve anti-emperyalist onlara karşı savaşıyor. Ama kurulduktan sonra içeriği laik ve demokratik içerikli. Bütün devrimlere bakın. Bir baktığımızda yapılanların tümüne açıkçası laik eğitim, laik hukuk, laik toplum düzeni o demokratik hukuk devleti. Onun tabanı altok dediğimiz ideolojik ilkelerle oluşturulmaya çalışılıyor. Bu çerçevede laiklik ilkesi neyi sağlıyor? Çok önemli ama Cumhuriyet'in laiklik ilkesi. Herkese eşitim demekle özgürlükçü laiklik vesaire demiş. Şimdi uydurulma Türkiye'nin şartlarına hiç uygun olmayan bir laiklik değil. Laiklik vicdanlarda devletin koruma altında, devletin koruması altında ve herkes için söz konusu vicdanlarda ama dinin ve cemaatlerin o yapının toplumu yönetmesinin önüne geçmek. Bu çerçevede bu laiklik insanlar o toplum içinde din açısından, mezhepler, cemaatler açısından ayrılmayı engelliyor. O laiklik. Herkes laik anlamda gerçekten devletin yapısı laik ve kişiler vicdanlarında dinini rahat yaşayabiliyorlar. Ama toplum o cemaatlerin
ve dini kuruluşların çıkarları doğrultusunda şekillenemiyor. Zaten bizdeki bu çerçeve Cumhuriyet'in temel niteliği ve Orta Doğu'da tek layık ülke olarak bir demokrasiyi kurabilmişiz. Yani o aşama için anlatıyorum, 15 yılı anlatıyorum. Temelleri anlatıyorum, o temeller burada zaten yok da onun için bu durumdayız. Ve yine ulus devlet, işte etnik milliyetler üzerinden ayrılmayı engelleyen bir unsur. Sizi milliyet kavramı, kültürel kavram, geçmişi ve geleceğiyle bu topraklarda yaşamaya, kültürel yan yana olmaya ve bu sınırlar içinde kardeşçe yaşamaya hedef alan ne mutlu Türk'üm diyene kavramı, Türk'tür değil. Bu çerçevede kurulmuş bir ulus devlet. Ulus devlet ayrışmayı, etnik temelde ayrışmayı engeller. Laiklik, dini temelde ayrışmayı engeller ve çok önemli bugün için ne kadar güncel olduğunu düşündüğümüz yurtta barış, yurtta dünyada barış ilkesini hem iç barışı hem dünya barışını, çevresel barışın ne kadar doğru olduğunu gösterir. Şimdi bu çerçevede kurulmuş bir cumhuriyet. Temeli amaç demokrasi. Layık, demokratik, hukuk devleti. Bunun için devrimler yapılıyor ve 15 yıl bu devrimlerin geleceğe dönük oturtulabilmesi için çalışıyor. Felsefi anlamda bir aydınlanma, yani kafayı orta çağdan çağa getirmek ve kalkınma modeli olarak topyekun kalkınma. Neden topyekun? Çünkü işte bugün bütün Suudi Arabistan, bütün gelişmiş ülkeler teknoloji alıyor. Onların hepsinin de elinde bütün teknoloji var, bilgisayarsız adam yok ama kültür, sanat yok. Ve o dinin taassubu ve düşünceyi, sanatı, kültür aynı anda geliştiremediği için işte Suudi Arabistan kalıyor, laikliği getiremiyor. Ama Cumhuriyet'e baktığınızda topyekun kalkınma deyince, evet bilimle kalkınacak ama teknoloji getireceğim ama o teknolojinin bilimini de almalıyım. Kültürümü de, sosyal yapımı da, sanatımı da geliştirme. Yani topyekun kalkınma, bir bütündür kalkınma görüşüyle insan odaklı, humanist bir yapıyla aydınlanma hareketi olarak nitelendirilebilecek bir ve Orta Doğu'da başka bir ülke yok. Bakın hep kuruluşu anlatıyorum. Amacı, işte gene tekrar söylediğim gibi bu altı ok çerçevesinde, ideolojisi altı ok. O zaman ifadesiyle cumhuriyet, demokrasi ifadeli, halkçılık, halktan yana olmak, milliyetçilik az önce söylediğim gibi tamamen kültür milliyetçiliği, kafatasçılık değil, etnisite yok. Bu çerçevede yürüyor ve devletçilik, sanayileşmeyi hedef alan planlı kalkınmayla, özel sektörde var ama devletin yönlendireceği gerçekten güçlü bir devlet için bir ekonomi. Saymadım, ne kaldı? Laiklik tabii temel demiştim ve devrimcilik. Tabii devrimci ruh bakın milli eğitiminde var. Çünkü o dönemde milli eğitim ilkeleri konurken ulusal milli eğitim çok önemli. Evet, laik eğitim, işte, akademik eğitim şudur budur sayılıyor ama ulusal eğitim. Yani neden ulusal eğitim? Çünkü o dönemde geçirmiş olduğumuz tarihimiz, savaşlar ve geçmişimizi bilmeden geleceğimizi kuramayacağımız ilkesinden size hiçbir zaman tarihte mücadelenizi, geçmişinizi unutturmayacak, milli mücadeleyi unutturmayacak, değerlerinizi unutturmayacak bir eğitim, ulusal. Ve ulusal eğitimde o ülkenin bütün ilkeleriyle korunmasını sağlayacak bir beyin yapısı da var. Ha bu faşizm değil, demokrasiye yönelmiş bir yapının korunması, korunarak ileriye taşınması. Bakın Cumhuriyet bu. Ha, yaşadı mı yaşamadı. İşte onun için yaşıyoruz bugünleri. Çünkü Cumhuriyet kuşaklardan geçmesi lazım. Yani bir kuşak eğitimde biliyorsunuz bir eğitim dönemi olarak alınıyor. Yani 15 yıl en az okuyacaksınız diye yani onu bir dönem, bir kuşak olarak alınca 3 jenerasyonu geçirmek, 3 kuşağı geçirmek için herhalde bir 45-50 yıl oluyor. Cumhuriyet ilk 15 yılını yaşadı, yani birinci kuşağını yaşadı. Birinci kuşakta hatırlayın, ekonomik anlamda, sınıfsal anlamda ve Cumhuriyet'in ilk başta bölücülerle ilgiler dediğiniz şimdiki yapısal karşı devrim sürecinin temeli olanlara karşı en iyi çare toprak reformuydu. Mesela ilk 15 yıl içinde 3 deneme vardır. Ama birincisi Şeyh Said isyanından sonra bir kısım doğudaki o ağalar sultası kalksın diye batıya mecbur isyan yapılmıştır. Topraklarının bir kısmı, bir kısmı da hazine toprakları dağıtılmıştır. Arkasından bu Dersim öncesi, yani Dersim demiyoruz tabii biz Tunceli bu. Çünkü Dersim oradaki gerçekten
eski feodal yapının kalması için verilen mücadele, o taraftaki mücadele, cumhuriyete kazanılması mücadelesi. Ve işte o arada da ikinci bir toprak reformu yapılıyor ve topraksız bölgeye çok büyük oranda toprak dağıtılıyor ama ağalık yok edilemiyor. 46 öncesi de çok partili siyasi hayata daha geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi döneminde toprak reformu meclise geliyor. Ne yazıktır ki o toprak reformu meclise geldiğinde oradaki meclisteki sonradan Demokrat Parti'yi kuran milletvekilleri hayır diyor. Neden hayır diyor? Çünkü Emin Sazak mesela ismi var. Van'daki Kinyas Kartal. Ben buradaki kanuna karar verecek olsam, oy verecek olsam gidip orada ben onlarla eşit mi olacağım? Oraya giremem bile Van'dan kapıdan içeri. Yani topraklarını bırakmak, o feodal düzeni, ağalık düzenini yukarıdan bakmayı, o marabaları her zaman istiyorlar yanlarında. Ve toprak reformu 46'da zaten Demokrat Parti kurulmasına esas olmuştur biliyorsunuz. Onu gördüğü takdirin arkasına Demokrat Parti kurulmuştur. Yani birinci dönem, ilk kuşak bu devrimlerin yerleşmesi için zaman çok kısa. Yapılabilen şeyler de bu nokta mesela yarım kalmıştır. Halk devrimleri aynı şekilde kalmıştır. İşte köy enstitüleri hemen 50'li yıllarda itibariyle kapatılmıştır. Birincisi kuşak devrim geleceği taşınamamıştır. İkincisinde ne olmuştur? Çok partili siyasi hayata geçtik 46'da dedim. Ama 46'da çoğunluk sistemiyle çok partili siyasi hayata geçtik. Çoğunluk sistemi 49-50'li, 51'li alan 49 oyu sıfırladı. Bütün oyları bir o milletvekiline geçti. Böyle bir seçim sistemiyle halkın temsilinin mecliste sağlanması mümkün değildir ama böyle bir yasayla geçilmiştir. O yasada Demokrat Parti geçilmiştir. Demokrat Parti bir süre sonra zaten o gerici ve bölücü temeli esas olarak partiyi tamamen Cumhuriyet'in kurucu değerlerini unutarak, yozlaştırarak siyaseten kullanmak noktasına girmiştir. Hani onu bile işte istesem ilafeti getiririm, o da onu milletvekili yaparım lafları oradan çıkmıştır. Ve bir üçüncü noktada işte İkinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı'nın girişmesi, evet orada hariçte kaldık denmiştir ama bizi tamamen yeniden batıya esir etmiştir ve Cumhuriyet'in tam bağımsızlıkçı görüşünden uzaklaşmıştır. Sonuçta bu çerçeve yan yana geldiğinde Cumhuriyet'in bana göre Atatürk'ten sonra olamadığı hadi 55'te ikinci dönemde bitmiştir. İlkeleri bitmiştir. Yani demokrasi, hukuk devleti ilkesiyle kurulmuş bir cumhuriyet. Tabii bunun öteki tam bağımsızlığı, ulusal egemenlik, işte her türlü demokrasi temelli ilkeleri tamamen yozlaşmıştır. 80'lere kadar idare etmişti ama 80'den sonra biz küreselleşmenin, hepinizin bildiği gibi, küreselleşmenin hedef kitlesi olduk. Çünkü az geçmiş ülkeler küreselleşme diye bize bambaşka şeylerle yutturuldular, işte her şeyin güzeli diye. Özal da onun başını çekti. 12 Eylül dönemi zaten bu çerçevede darbe yapılmıştı, ondan sonraki ekonomik kıyım. Ama işte orada asıl yapılan neydi? Cumhuriyetin değerlerinin yok edilmesiydi. Yani laik temeldeki cumhuriyet, demokrasi temelli cumhuriyet anlayışı evet çok yara almıştı ama 80'e kadar bir ulus devlet yapısı vardı. Yani yatırımımızı yapardık. Kendi ekonomimizin ilerlemesini sağlamaya çalışırdık. Bir sağlık devletin elindeydi, eğitim devletin elindeydi, ne bileyim laiklik aşındırılsa da vardı filan. Ama 80 sonrasındaki işte bu darbe sonrasındaki 12 Eylül rejimi, o rejimle zaten hedef tamamen Atatürk, Atatürk diyerek ama Atatürkçü düşünce ve kuruluş ilkelerine karşı oldu hedef. Ve etnisi de dikkat edin PKK terörü çıkmıştır ve cemaatleşme özgürlükler ayağıyla oturtulmuş ülke ve Cumhuriyet'in ülkelerinin yerine de Türk İslam Sentezi gelmiştir. Türk İslam Sentezi işte buradaki bugünkü yolu, bugün eğer bir İslamcı, faşist bir başkanlık getiriliyor, ondan esas hazırlanıyorsa işte oraya öyle başladı. 70'lere kadar gider, 80'lerin hazırlanması ve 80 sonrasındaki ortaya çıkan bu yapı. Bu yapının başında Demirel de vardı, Netekim de vardı, Özal da vardı. Bunların hepsi bu süreci Atatürk adına yaptılar. Ama hepsi Atatürk'e ihanet etti. Bu süreç 90'lı yıllarda bir başka mecraya girdi. O da hepiniz biliyorsunuz yine, biz birbirimizle konuşarak yaklaşma yapıldı toplantılar. Yani Cumhuriyet'in yıkım süreci. Ama o sırada da hep
Çok partili siyasi hayat, evet, zaman zaman eski temsillerle 80'i bulmuştu ama 80 sonrası seçim sistemi, işte bugünkü seçim sistemi, geniş barajlar konmak suretiyle zaten yine Anayasa Mahkemesi'nde sonunda verdiği kötü bir kararla normalde temsilde adalet çok önemlidir. Hükümetin istikrarlı olması, yönetimde istikrar ikinci derece bir olaydır. Koalisyonlar temsilde adaleti sağlar ama biz işte orada Anayasa Mahkemesi'ne giren konularla sonuçta bir orta yol buldu Anayasa Mahkemesi. Ondan sonra da hükümetteki yönetimdeki istikrar ilk kez esas ilke oldu. Ve çoğunlukla koalisyonların önüne geçilip iki partili bir hükümet tarzına gidilmesi istendi. Ama arkasında o hepimizin yine bildiği Samuel Huntington vermiş olduğu bir yeni perspektif var. Çünkü artık Rusya yoktu. Rusya iki dünya, iki kutuplu dünya yoktu. Çatışmanın merkezinde kapitalizm, sosyalizm yoktu. Onun yerine ne verdiler? Yeni bir düşman bulma. İşte ikiz kulelerle hatırlayın İslam çıktı hedefe. Çünkü çatışma olacak. Dünyada birileri kazansın. O çerçevenin içinde de iki şey oluştu. Bir Orta Doğu'da BOK projesi, bir de Türkiye üzerinde ılımlı İslam dedikleri. Ama tabii ılımlı İslam'ın derecesi yok. Koyunca ısıtıp şu kadar tutma. O geliyor bugünkü İslamcı faşizme kadar. Bu çerçevede bir akıl hocaları yürüttüler. O akıl hocalığı önce bir işte think tank kuruluşu görüşleri gibi gelirken sonrasında Amerika'nın 2000 sonrasında ki Orta Doğu politikası oldu. Ve bir taraftan işte AKP'nin bir koalisyon oyunuyla iktidara getirildi ve ondan sonra AKP ne yaptı? AKP kendi özel gündemini, çünkü AKP'nin temsili belli, Türkiye kuruluşundaki gerici ve bölücü dediğimiz odak, bir tanesi zaten 80'li yıllarda PKK terörü yaratılarak kurulup 90'lı yıllardaki mücadeleyle, terörle, askeri mücadeleyle, yani mücadele çerçevesinde yok edilmişken, AKP ile tekrar müzakereye çevrilerek yeniden büyütüldü. Artı bir de ikinci taraf işte Tayyip'in istekleri. Yani hani biri vermiş, ona daha da fazla vermiş bir laf vardır da ben şunu isterdim derken çok daha güzel eline geldi. Ve kendisi kırmızı halılarla falan karşılayıp bu sürece başkan yapmak üzere koydular. O da zaten kafasının içindeki milli görüşten gelmiş yapacaklarını araç olarak kullanacağını şifrede etti, o çerçevede yürüdü. Ama ne yaptı? Hemen başlangıçta bu Avrupa Birliği'nin az önceki raporlarını hatırlıyorsunuz. Bunların hepsini biz gördük. Onlar niye görmedi? Ya bu Avrupalıyı, bu Amerikalıyı çok büyütüyoruz gözümüzde. Bizden beter. Hiçbir şeyi fark etmiyorlar. Ancak dedi ki dediğiyle buraya geliyorlar ama kendileri şu anda Avrupa sınırında tehlikeli bir İslam ama faşizan bir İslam devletiyle komşu olmak durumunda düşünce bize şimdi raporları veriyorlar. Ama çok geç. Çünkü onu yıkacak bir potansiyeli de ne bu Amerika yaratabiliyor ne bir başkası. Ve içeride nasıl yürüdü? Çok hepiniz biliyorsunuz. Bir yasal yolda bir olmayan yolda. Yasal yol delik gelmen Cumhurbaşkanlığı üzerinde oynadı. Hatırlayın. Ahmet Necdet Sezer geçmeden önce mecliste işte bir türlü seçilemiyordu gün. Ama hemen ona karşı alternatif olarak halkın seçmesi şeklinde anayasa değişikliğini geçirdiler. Ve Cumhurbaşkanlığı'nı ele geçirmeleri lazımdı. Bunu yaptılar. Ve hakikaten onun arkasına, tabii Tayyip aslında onu kendisi hiç düşünüyor ama bile de cevaz vermedi. Cumhurbaşkanı mecliste bir seçildi. Ama sonra onun yürürlüğü sırasında zamanı geldi. İkinci kez onun seçilmesine de izin vermedi. Onu da devre dışı bıraktı ve Cumhurbaşkanı seçildi. İşte gördüğünüz gibi. Yani Cumhurbaşkanlığı'nı aldı 3 etapta. Arkasından ne yaptı? 2010'da anayasa değişikliğiyle yargıya geçildi. Yargı 12 Eylül anayasasında gerisine düştü. Ama tabii yetme zaman evetçilerin şeylerine, reklamlarıyla çok güzel sunuldu. Ve bugünlerin temeli atıldı. Neden? Çünkü işte yapacağı Ergenekon balyozu yapacağı hakimleri o yargı erkeni eline geçirmeyi 2010'da yaptı. Biz söyledik. İşte onu aldıktan sonra da yola düştü. Ne yaptı? Anayasa balyozu yaptı. Anayasa yapabileceklerini yaptı. Ama ondan sonra Ergenekon balyozu. Onların hiçbirisi anayasa değildi. Onların hepsini kumpas olarak yaptı. Ve bununla da aydınları korkutarak ortalıktan yok etti. Ondan sonra 2011'de de anayasaya getirişti önümüze. Bizim mücadelemizde kaldı ama bugün gördüğünüz gibi 7 Haziran seçimlerini muhalefetin iyi kullanamaması çok net bir suç. Hepimizin gördüğü gerçek beklenmez attı. Koyarsın elini çünkü bizim anayasamız
her halükarda meclise iyi bir başkanı seçtiği takdirde muhalefet yanında kurulların tümünü, o komisyonların tümünü kurabilirsin çünkü çoğunluksun. Ve bir hükümet kurulmasa bile başta yolsuzluklar olmak üzere onları yıpratacak ve iktidarı bir daha getirmeyecek her şeyi yapabilirsin. Bunu yapmadılar bakın. Birbirlerine dalaştılar. Akıl mı bundan? Yok. Dolayısıyla suç hiçbir zaman onları oralara getiren değil, getiren bizlerdi. Ha, onun arkasında da 1 Kasım ve işte hepimizin bildiği noktayla iktidar yeniden ele aldılar. Ve hızlı gidiyorlar. Neden hızlı gidiyorlar? Çünkü halk aslında biliyor. Demin arkadaşım söyledi. Evet, halk her şeyi biliyor. 1 Kasım'dan sonrasını ama tercihi çok fazla bizim gibi değil. 1 Kasım'dan sonra yapılmış bir an İpsos'un bir çalışması var. İpsos çalışmasında bir kere hiç katılımcı olmadığımız çıkıyor. Yani %10 sendikalı, %10 siyasi partilerde, örgütlerde var mısın? Yok hiç kimse. Ama soruyorlar çok memnun. Bu da Türk tipi. Yani hiçbir şey yapamıyor, geriye çekilmiş ama çok mutlu yaşıyor. Demek bir bilgi eksikliği bir şey var. İkincisi, tabanı AKP'nin %40, yani seçmenin %40'ının oyunu alıyor. Ama bunlar hep alt varoşlarda yaşıyorlar %80. Bir kısmı ki 5 milyon üzerinde ki aileyle beraber yaparsa 7-8 milyonluk, 23 milyonluk oyunu farklı konulardan yararlanan. Onlar vazgeçmiyor. Çünkü onun tabanı varoş. Varoşta yaşayan insanların mümkün mertebe bakıldığı zaman eğitimsiz oldukları görülüyor, işsiz oldukları görülüyor. Standartlarının altında, aşkı sınır altında yaşadıkları görülüyor ve sosyolojik anlamda da bu kişilerin, bu grupların hiçbir zaman arayasa, hak, hukuk gibi ilgi alanları olmadığı görülüyor. Sadece açlık ve de yaşam yaşadıkları için aynı zamanda da bunlarda din faktörü çok etkili, gelenekselliği çok etkili. Dolayısıyla hayır söylediği şeyler doğrudan algılanabiliyor. Ve onun için de havuzu söylemiyorum, havuz menfaat. Yani o gaflet, dalaleti. Ama yani hıyanet tepedekiler ama aşağıdakiler de gaflette bu nedenle oluyorlar. Gerçekten de çok gaflet değil, görüyorlar. Mesela yeni yapılmış İpsos'un çalışmalarında da yine terörü çok önemli boyutta, Türkiye'nin sorunu mücadele edilmelidir, terörle diyorlar. Ama nedir sorunun dediğinizde gene işsizlik diyorlar. Yani kendilerine ekonomik olarak hayat geçiyorlar. O konular hak, hukuk, adalet, yargı bağımsızlığı falan yok onların dediklerinde. Dolayısıyla onlar bir mücadeleye katılmıyorlar. Katılmadıklarında katılamıyorlar. Yani öyle bir yerde değiller sosyolojik anlamda. O zaman mücadele çok önemli. Cumhuriyetin hedef alındığı bir noktadayız. Bakın gelinen nokta nerede? Cumhuriyet değerleri aydınlar öldürülerek. Arkasında davalarda harcanarak ve şimdi aynısını dikkat edin Can Dündar olayı nedir? Kumpası Fethullah yapıyordu. Şimdi doğrudan Tayyip yapıyor. Fark yok. Çünkü sorgu hakimliklerini değiştirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen altında, çok yakınında aynı tarihlerde bir sorgu hakimlikleri değişti. Biliyorsunuz sulh mahkemeleri vardı. Sulh mahkemeleri tabi hakimlik mahkemeler gibi işlerdi. Ve birisi bir suç işlediğinde tutuklanmak üzere giden kişiler A günü, Perşembe günü ise şu mahkemeye, şu kimse nöbetçi o hakime giderdi. Bu tabii hakim ilkesidir. Ama yargıyı değiştiren bir yasa tamamen Tayyip'in fikriyle çıkıp, çünkü kumpasçıları öldürmek için yaptı onu ama bugün hala size bize uygulanmak üzere var. Sadece İstanbul'da 38 tane mahkemenin yerine 6 adet sorgu hakimliği Sulh mahkemelerinin başka görevleri devam edebilir ama sulh hakimlikleri, 6 adet sulh hakimlikleri tutuklama, gözaltı, arama gibi ilk insanları içeri atıp ortadan yok etme göreviyle görevlendirildiler. Tabi hakim ilkesine aykırı olarak Büyümeybaşlar kumpasçıları topladılar ama şimdi de Can Dündar'ı topladılar. Bu çerçevede yürüyor ve eğer ben itiraz edeceksem, itiraz hakkım var, 6'dan diğer 5 kişi geliyor. Yukarıya çıkamıyor. Çünkü 6 kişi Tayyip tarafından atanmış kişiler. Bütün iller böyle. Ve büyük davalarda İstanbul ve dikkat edin İstanbul'da hatta bazen öteki taraftaki hakimler işi olmaz da gönderiyor İstanbul. Dava İstanbul'da görünce de İstanbul'a gönderiyor. Çünkü ortalıkta 6 tane ne? Bakın böyle kurulmuş. Şu anda Türkiye polis devleti, hukuk devletiyle yakından uzaktan ilgisi yok. Çıkartmış oldukları yasalar, MİT yasasını hepiniz biliyorsunuz işte
kendisi başbakanken kendi ödeneği vardı. Cumhurbaşkanı çıktı, Cumhurbaşkanlığı ödeneği oldu. İşte bu sırlarda Cumhurbaşkanı belirliyor. Neyin sır olup olmayacağını Cumhurbaşkanlık açısından. Yani adam şunu beni edemeyin dediği onun sırrı. Bitti. Bu yasalarla geliyor. İşte hakimler savcıların ne olduğunu biliyor. Ceza mahkemelerinde yapılan değişiklikler. Bakın kendisi 17 Aralık'ta ağır ceza mahkemelerini oy birliğiyle karar vermek üzere verdi. Makul şüphenin üstünde ağırlıklı şüphe dedi. Kendi aklandı adamları gönderdi. Tekrar makul şüpheye döndü. Yani yasalar Tayyip'in arzusuna göre. Hakimler Tayyip'in arzusuna göre karar veriyor. Yapılanma şu anda, yeni anayasaya gerek yok. Şu anda zaten öyle. Çünkü anayasalarda ne yazarsanız yazın. Siz zaten uygulamada bunu deniyorsanız ve karşılığında demokratik bir size direnç yoksa, siz zaten bunu yapıyorsunuz. Bunu Tayyip Erdoğan'ın bu anayasayla yapmasının hiçbir engel yok ve esasen yapıyor. Tek olay vatana ihanet. Çünkü yasallaştırmazsa, yeni anayasaya yazmazsa bunu, çünkü bu aynı zamanda bir parantezle HDP ile elle beraber hiçbir şey değişmiyor. Onlar yine anlaşmalı. Hani seni baştan yaptırmayacak diye bağırıyorlar ama komisyona bakın üye veriyorlar. Onlar şu anda 330'da referanduma gidecek bir sayıyı zaten oluşturacaklar. Meclise rahat çıkarabilecek. Orada MHP'nin, CHP'nin olması şıklı. Yapacağı bir mücadele de yok. Sadece yasallaşmaya ortak olacaklar. Ama çıkarttığı yasayla işte vatana ihanetten anayasa karşısında görev yapıyorum diyebilecek. Ama ona gönderseniz de az önce söylediğim gibi zaten aklanacak. Gelecek sistem bu. Türkiye bu noktaya Cumhuriyet'in değerlerinden, kurucu iradesinden ve onun demokratik, laik, hukuk devleti amacından uzaklaşmasıyla 50'de demokrasi gelmedi. Çok partili siyasi hayata girdik ama dibe vurduk ve ondan sonraki süreçte tamamen emperyalist oyunların içinde giderek yeşil kuşak, işte Türkistan sentezine arkasından ılımlı İslam'a Tayyip de bunları dinlemiyor. İstedikleri kadar konuşsunlar. Şimdi İslamcı bir faşist döneme giriyoruz. Bundan kurtulmamızın yolu bilmiyorum. Bir süre sonrasında bu konuşmaları da yapacağız. Şimdi öyle anayasa çıkarken. Hani az önce demiştim ya 26. yıl her sene ararız. Hayır onu da aramayacak bir noktaya geleceğiz. Dolayısıyla bu sürecin %20-25 mücadele ettiğini söylediğimiz bizlerin sayısının acilen arttırılması lazım. Örgütlenmenin ve artık bizim cephemizin aralarında yan yana gelmeyeceği noktaları çekmeleri, kesmeleri ve yan yana gelmeleri ancak mümkün olacak. Başka da çözüm yok ama birleşmek zorundayız. Türkiye için birleşmek zorundayız. Teşekkür ediyorum. Ben 5 olmuş saat. 3 yavaş önceden. Geçtim. Ben çok özür diliyorum. Hiç konuşmayayım. Arkadaşımın 5 dakikası var. Sorularınız varsa 2 soru verin. İşte onu kimden soracaksınız? Hemen sorun. Benim arkadaşlarım olsun. Burada okuyabileceksem okuyayım. Yargının bağımsızlığı için bireysel toplumsal olarak neler yapmalıyız? Yargı bağımsızlığı için. bu problemin çözümü için Anadolu'ya adım adım dolaşarak Kemalizmi halkımıza anlatmanız gerekmezdi. Gerekiyor mu? Türk diyor başkanlık ne olduğunu, nasıl olduğunu, kayıttan fazla bilen yok. 1 milyonu toplamalıyız. Acilen toplamalıyız. Evet, biliyoruz da bunlar. Az önce anlattım o. Az önce anlattım. Başınızın dedi. Evet, sizler yardımınızı da siz öteki soruyu da arkadaşlarınızın başka da varsa ikinci soruyu da size alalım. Ayrıntılar zaten o kadar. 10 sayfalık. Başka bir şey yok. Tayyip Erdoğan ne istiyorsa o. Yargıyı eline geçiyor, atamaları yapıyor. Hiçbir yerde iktimas edilemez, yayınlanamaz diye yapılmış bir çalışma. Gizlice milletvekili dağıtılır. Sorusu olan arkadaşımız. Sorusunu ve kime yönelttiğini söylerse. Üç arkadaşlar destek. Ben ikinize. Bundan sonra da evet. Soruyu kime yönelttiğini ve soruyu söylerse. İki soru. Kendisini de tanıtarak söylerse. Buyurun. Buyurun.
Arkadaşlarının zamanını almayalım. Teşekkür ederiz kardeşim. Evet, çok çok dolu olduğunuzu anlıyoruz ama teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarımıza da lütfen zaman tanıyacağız. Evet, anladım. Teşekkür ederiz. Çok konuştunuz. Herkes konuşmak istiyor. Soru sormadınız. Evet, soru sormadılar. Başka soru soran arkadaşlarım varsa soruyu bekleyin. Bir hemen buradan başlayalım. Belki ikinci olacak, belki üçüncüye gerek kalmayacak. Siz lütfen yargı bağımsızlığı nasıl sağlarız demiş arkadaş. Yani topyekun da savaşalım demiş. Bu kadar dersin mücadele edelim. Teşekkür ederim bu soru için. Teşekkür ederim başkan bana söz verdiğiniz için. Şimdi yargı bağımsızlığı için bireysel olarak ne yapılabilir? Bireysel olarak en fazla yapabileceğimiz şey, işte burada yaptığımız gibi ilkeleri anlatmak, doğru bilgilerimizi anlatmak, bilinçlenmeye katılda bulunmaktır. Ve tabii muhalefet partilerinden bu isteklerden bulunmaktır. Muhalefet partilerinin yargı bağımsızlığı konusunda çalışma yapmasını bu yönde mücadele etmesini istemektir. Fakat görüyoruz ki ya da görünen bu ki ya da biz öyle anlıyoruz ki muhalefet partileri bu konuyu birinci öncelik olarak ortaya koymuyorlar. Tabii Türkiye'nin öncelikleri çok değişiyor. Çok başka öncelikler öne geçiyor ama yargı bağımsızlığı için mücadele etmek en önde gelen konulardan biri olsa gerek. Hukuk devleti yaşamsal bir kurum.
belki biraz önce sözü ettiği gibi halkın bir kesimi ya da büyük bir kesimi için günlük işlevsel bir konu olmayabilir. Ama bu eksiklik bilinçsizlikten kaynaklanıyordur. İşte bizler birey olarak halkın bu konuda bilinçlenmesini, hukuk devleti ilkesinin herkese ekmek su kadar lazım olduğunu, günlük yaşantımızda bunu belki işlevsel olum olarak mutfağımızda elle tutulur bir şeymiş gibi görmüyorsak da halkın herkesin için yaşamsal bir konu olduğunu, bunu anlaşılır bir şekilde, ikna edici bir şekilde anlatmak ve muhalefet partilerinden de bunu istemek bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerden birisidir diye düşünüyorum. Ayrıca şunu da ekleyebilirim. Bireysel olarak hak aramaktan da hiçbir zaman üşengeçlik göstermemeliyiz. Hiçbir zaman hak aramakta üşengeç olmamalıyız. Haklarımızı sonuna kadar savunmalıyız. En son nereye kadar gidilebiliyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil oraya kadar gitmek, usanmamak, bir konuda ters yüz edilmekle cesaretimizi kırmamak, başka konularda da denemek ve hak aramak. Direnmek insana özgü bir şeydir, yaşamsaldır. Direnmeyen sadece cesettir. Ceset direnmez, onu otopsi yaparsınız, organlarını çıkarırsınız, oraya koşsunuz, buraya alırsınız, o direnemez. Cesettir. Canlı olan direnir. Bununla şunu demek istemiyorum tabii, o teknik direnme hakkını burada kastetmiyorum. O çok daha ileri aşamalarda olabilecek bir şeydir. O da vardır yalnız hukuk devleti de çok da aykırı bir kavram değil. Anayasamızda da 61 Anayasası'nın kabul ettiği bir şeydir. Sonra çıkarıldı. Fakat bu evrensel hukukun içinde olan bir şeydir. O apayrı bir tartışma konusu. Şimdi burada onu gündeme getirmek istemiyorum ama bireysel direnmenin başında hak aramak gelir. İtiraz etmek gelir. Hak aramak ve itiraz etmekten bireysel olarak geri durmamalıyız. Bilmiyorum kendi çapımdan bu şekilde cevaplandırabilirim. Belki eksik oldu ama eksikleri de siz tamamlarsınız. İşte siyasetin demokratik zihniyet, demokratik yapıyor. Bunun içinde kişisel haber var. Doğru. Evet, bir soru daha alalım. Buyur arkadaşıma. Kime? Ama eşitlik yapalım. Bir oraya, bir oraya yapalım. Evet, buyurun. Peki, peki. Olmayabilir. Bu çekinceyle belirteyim. Benim hukuk anlayışıma göre açılamaz dava yoktur. Her dava açılabilir. Tabii sonuç sağlar mı? O tabii büyük bir soru işaretidir. Ama açılamayacak ya da denenemeyecek hiçbir dava yoktur.
Ama açılabilecek ve denenebilecek davaların iyi hazırlanması, iyi dondurulması ve iyi gerekçelendirilmesi lazımdır. Yani iyi bir ürün olarak sunulması lazımdır. Çok kolay bir şekilde yargı organının elinin tersiyle fırlatıp atamayacağı bir dava haline getirmek lazımdır. Çalışılırsa her şey olur. Teşekkür ederim. Birincisi bireysel hak aramayla ilgili hemen sorunuza hocam bir eklemede bulunacağım. Eğer bireysel dava, size ait bir davada verilen karar bir tarafı olduğunu düşünüyorsunuz, hukuku uygun olmadığını düşünüyorsanız önce Türkiye'deki yasal yolların tamamını tüketmek zorundasınız. Yani eğer adli bir vakaysa bir adli yaşamasını geçireceksiniz. Bunu tamamladıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği sonuçtan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürebilirsiniz. Taraflı olduğunu düşünüyorsunuz. Bireysel olarak bunu yaparsınız. Zaten toplumsal olarak yapanları da hocam anlattı. Koalisyon partilerine, koalisyon yapmayan partilere dava açılabilir mi? Koalisyon yapmayan partilere dava açılamaz. Anayasa diyor ki, mevcut anayasa, Cumhurbaşkanı diyor bu görevi öncelikle, aslında bu konuda bir gelmek yok ama öncelikle en yüksek oy alan partidir. Türkiye'de Haziran seçimlerinden sonra mevcut Cumhurbaşkanı süreci işletti. Ve birazcık ağırdan olarak seçimden birinci çıkmış olan partiye bu görevi verdi. Orada 45 günlük bir süre var. 45 günün dolumuna yakın bir süre kadar da o parti görüşmeler yaparak süreyi doldurdu. Bir 10 gün, bir hafta 10 gün kaldı. İkinci partiye de bu görevi hiç vermedi. Yani ikinci seçimlerden ikinci çıkan partinin koalisyon kurmaması söz konusu. Birinci parti kurmadı. Anayasada bununla ilgili zorlayıcı bir madde yok. Görüşmeleri yapar diyor. Kurabilirse bir seçimler orada sunar. Ben dava açılamayacağını düşünüyorum. Yani açılsa da sonuç alamayacağını düşünüyorum. Üçüncüsü, Cumhurbaşkanı'nın bu suçlardan dolayı vatandaş hak suçlamasından dolayı dava açılabilir. Ankara Bursu avukatlarından bir tanesi açtı. Genç bir arkadaşımız açtı. Biz Ağustos ayında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı anayasa ihlal yani suçu olarak değerlendirdik aslında. Ama böyle bir dava açılabilir mi? Konuştuk. Adede Atatürk Düşünce Derneği olarak. Gerekçeyi de hazırladık. Aslında hazırladık. Ancak sonuç alamayacağı kanaatiyle bu davayı hiç açmadık. Hukuken çok sonuç alamayacak bir dava olmayacaktı. Sadece reklam olurdu. Sadece olurdu. Yani reklam etmiş olurdu. Biz de Cumhurbaşkanı'na karşı dava açmış olarak gözüküyorduk. Sandıkla falan da çabuk tutuklarında bundan düşmesen görmüyorum. Eğer bir
kamusunu aldık, Tanrı'nın meydanına 2 milyon insan yaşıyorsa, ki ben %49'dan ben feda kalıp dönmüyorum. Ama Türkiye'deki vatansever güçlerin ulusal güç çözümü yapabilir diyorum. Ne Taksim'de, Kızılay'da ve Konak'ta bir infra ve darbe var bu arada bir hareket bir vatansever de sizin işi başarılı diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Hepinize